Efendim mutlu akşamlar. Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzla karşınızdayız. Bu hafta çıkış yolu programını Ankara'dan yapacağız. Programımızın daimi konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Ve bir diğer konuğumuz ise yapı kayıt mağduru, aynı zamanda inşaat mühendisi olan Hasan Akraba. Hasan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş geldik, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ve sorularımızı yönelteceğimiz isim Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik bizimle birlikte olacak. Sayın Özçelik siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Değerli izleyenler, programımızın başlangıç bölümünde yapı kayıt mağdurlarının sorununu ele alacağız. Beklenti ve taleplerini dinleyeceğiz. Bu konuya önemli bir parantez açmış olacağız. Bu kapsamda Hasan Bey de programımızda. Efendim Hasan Bey'i isterseniz dinleyelim. Çok Yani güzel olur. bu mağduriyet nereden çıkıyor, sorun nedir, talepleriniz Evet. nelerdir efendim? Şimdi öncelikle Bursa'dan selamlar ile geldim. İmar durumu mağdurları adına geldim. Şimdi imar yasası öncelikle tabii ki Ulusal Kanal'a, Aydınlık Gazetesi'ne, Başkanımız Doğu Perinçek Bey'e, herkese bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. İmar Barışı Yasası bilindiği üzere Haziran 2018 yılında çıkmıştır. İyi niyetli olarak çıkmıştır. Vatandaşın birçok problemi vardır. Tapu sorunları vardır. Yapı kullanma izni, işletme gibi sorunları vardır. İşte ruhsatlı başlamıştır. Ruhsatsız duruma düşmüştür. Projeye aykırı imalatlar yapılmıştır. İşte miras konularında yine akeza aynı şekilde. Elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikler alamamıştır. Altyapıdan faydalanamamıştır. Bu gibi sebeplerden dolayı İmar Barışı Yasası çıktı. Haziran 2018 tarihinde yayınlandı resmi gazetede. 23 Haziran itibariyle de başvurular alınma başladı tabii ki. İlk başvurular da 24 Haziran itibariyle. Şimdi baştan söylendiği gibi işte yapı denetim firmaları, mimarlık, mühendislik, teknik ofisler tarafından projelendirileceği, işte bunu ilgili idareye sunacağı, işte test firmalarından testler yapılacağı gibi şeklinde söylentiler oldu. Ama ne yazık ki bunu da hükümet daha basitleştirdi. Birçok firma hazırlığını yapmıştı. Tamamen vatandaş beyanı esasına göre beyan almaya karar verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir bilgisayar sistemiyle bu uygulamaya geçti. Başvurular için ne gerekiyordu? Tapu bilgileri, ada, pafta, parsel, yapı inşaat alanı ya da aykırı imalatın alanı, bunun önünde TC kimlik numarası, adresi ve e-devlet şifresi. Ayrıca ilgili idarelerden rayiç değer hesabı. Diğer bir deyişle bazı bölümlerde işte Beykoz, Sarıyer, Üsküdar gibi yerler ilk aşamada yoktu. Sonra bunlar da yasallaştı tabii ki. Şimdi şöyle, İmar Barışı başvuruları başladığı zaman sistem üzerinden hiçbir şekilde bu inşaat ne zaman bitti, ne zaman başladı, o tür şeyler, sorular yoktu. Tamamen şeye göre işte tapu bilgileri, arsa, konut mu, ticari mi ya da konut artı ticari şeklinde esasa göre. Ondan sonra yapı kullanma izni var mı yok mu seçenekleriyle program ilerledi. Yani şimdi inşaatınız ne zaman yapıldı, ne zaman bitti tarzı sorular olsaydı belki de bu mağduriyetler ortaya çıkmayacaktı. Ayrıca işte bunu birim fiyatlara göre değerlendirdi. 3 kata kadar olan yapıların maliyet bedeliyle bir de 3 ile 7 kat, ondan sonra 7 kattan fazla olarak. Şimdi mesela burada dahi ufak bir eşitsizlik ilkesi var. Ne gibi? Mesela 2 kata 3 kata kadar 600 TL bölü metrekare birim maliyetinden işlem yapılırken 3 ve daha üzeri katlarda 1000 ve ticari bölümlerde. Tabii ki ticari olunca biraz daha şeydi, değerdi, dükkandır, işte işhanıdır falan. Ama örneğin sizin 400 metrekare toplam inşaat alanınız var. 2 metrekare 2 kat. Benim de 4 kat inşaatım 100 metrekare üzerinden. Aynı olmasına rağmen şeylerden dolayı eşitsizlik oldu burada. Çünkü biri 600'den biri 1000 metrekareden işlem gördü. Şimdi eğer ki fenni mesuliyet ya da böyle proje denetim tarzı hizmetler olsaydı doğru bir karardı.
Ama madem ki vatandaş beyanına göre bu teslim edilir ve bir sigorta şeyi gibi düşünün, işte bunun değeri oranında. Burada dahi küçük bir mesela 7200 lira ücret yatırırken normal 400 metre iki katlısı, 4 katlı olan 12 bin lira civarı bir ücret yatırmak zorunda kaldım. Ücretlerde farklılık meydana geldi. Farklılıklar doğdu, evet. Şimdi mesela inşaat maliyetli doğrudur. Yüksek bina işte uzmanlık gerektirir, iskele gerektirir. Bu tarzlar devletin birim maliyetleri doğrudur ama vatandaş beyanı esas alınacağına göre bu biraz yanlış oldu orada. Tabii biz onda da değiliz. O önemli değil. O değil. Sonuç itibariyle ilk başvurular yılın ortalarına kadar tamamlanıp yıl sonuna kadar ödemelerin tamamlanması şeklindeydi. Talep artınca biraz da tabii ki devlet şifresi yoktu. Halkımızın rayiç değerler belediyelerde sıralar oldu. Sistemi ne çevre şehircilik itibariyle ne belediyeler tamamen oturmadı. Yani bunu belki de yazan hariç tam olarak anlayamadı. Böyle olunca talep de artınca mesela 13 milyon başvuru bekleniyordu. Aslında ilk zamanlar ben düşündüm mümkün değil Türkiye'de 13 milyon. Çünkü 2000 sonrası çoğu yapının kullanma izni vardır. Ki 2018'de çıktı bu yasa. Ama sonra başvurular başlayınca öyle hikayeler duyduk ki. İşte adamın arsası bir tarafta, binası bir tarafta. İşte kardeşler arası miras paylaşımı olamıyor. Kullanma izni yok. Arsada 3 katlı bina olmasına rağmen cins değişikliği hala arsa. Bu tarz şeyler şey yapınca çıkınca evet dedik bu doğrudur. Hükümetin beklediği 13 milyon başvuru 10 milyonda kaldı. Ha bu niye böyle 13 milyonda kaldı? Vatandaşın elektriği var, suyu var, doğalgazı var, binası babasından kalmış işte 2000 öncesi. Bu tarz şeylerde vatandaş mağduriyet yaşamıyordu. Asıl 2004'te yapılan kanunlar gereği tüm il ve ilçelerde yasak inşaat, kaçak inşaat bayağı bir engellendi. Kaçak yapana da elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler verilmedi. Öyle olunca mesela bunlar olanlar ya da bir problemi olmayanlar ya ne gerek var başvurma? Benim zaten belediyede beyanım var, emlak vergimi ödüyorum, kiracım var ya da oturuyorum tarzı çoğu insanda başvurmadı. Bunu da belirtmek isterim. Dolayısıyla 10 milyonda başvurular kaldı. Şimdi yasa ertelendikçe vatandaş şunu şöyle algılandı. Birçok şeye af geliyor. Bu uzuyor. Madem ki bu başvuru ödeme koşulları ertelendi. Demek ki bizi de kapsar. Yasayı da tam ilgili memurlar bilmediği için çoğu dahi danıştı. Mesela ben dedi işte Eylül'de yeni yaptım binamı. Beni kapsar mı? Çoğu vurun tabii ki. Yani bu bir fırsat şeklinde sunum yapıldı. Reklam filmlerinde bu böyle anlatıldı radyolarda. Elbette ki bazı şeyler belirgin. Mesela reklam filminde yaşlı amcalarımız ya işte şöyle oldu böyle oldu bir fırsat geldi barışalım şeklindeydi ama her vatandaş bunu anlayacak kabiliyette değil tabii ki. Başvurdunuz sonra süreç nasıl? Başvuru yaptık. Şöyle sistemden mesela girme başladığımız zaman sorular teker teker geldi. Onay geldi. İki gün içerisinde onay geliyor. Başvurunuz onaylanmıştır. Ondan sonra ödeme rakamı zaten sistemden belli çıkan ödeme. O ödeme yapıldı. Mal müdürlüklerine, Ziraat Bankası ve Halk Bankalarına. Ödemeyi de yapan bunu sistem gördü ödeme alındı diye. Yine 2-3 gün içerisinde sistemden yapı kayıt belgeniz oluşturulmuştur şeklinde bildirilen cep telefonlarına mesaj geldi. Öyle olunca A kişisi aldı, B kişisi aldı, C kişisi sordu. Ya nasıl oldu bu iş? Ya sistemden şu 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 lazım. Kontrol var mı, bakan var mı? Yok. O zaman ben de yapayım. Mesela bir bahçesi var. İşte ya da köydeki vatandaş hayvan bakıyor, ihtiyacı var. Jandarma işte ne bileyim ben il özel idare valilikler belli yaşam alanlarında hayvan bakımını yasakladı. Ya bari şu tarlaya gideyim ben de yapayım bir ahır ona başvurayım şeklinde. Hı hı. Kontrol olmamasından dolayı aslında bu mağduriyet oluştu. Sistem kontrol etmedi. Sistem şöyle kontrol edebilirdi. Başvuruyu alırdı sistem. Nereden başvurdunuz? İşte Bursa ili Yıldırım ilçesi şu mahalle. Sistem bunu o valiliğe, ilgili idareye, ilçe belediyesine atabilirdi.
bugün itibariyle çoğu belediyelerde her binanın fotoğrafı vardır. Ki bu 2006-2007'lerden beri bu böyle gelir. Adresi girer, kapı numarasını, ekrana gelir binanın son resmi ve bunu bir iki yıl içerisinde de güncellerler. Şehir içini böyle güncelleyebilirlerdi. Belediyeler mesela der ki evet doğrudur, burada bir yapı vardır. Şöyle bir hata olabilirdi. Metrekare hatasını belediye kontrol edemezdi. Yetişemezdi buna. Çünkü 10 milyon başvurudan bahsediyoruz. Ama o sonraki aşamaya kalabilirdi. Ama ilk aşamada burada bir yapı var mı, yok mu, nedir, çardak mıdır, baraka mıdır şeklinde bir kontrol yapılabilirdi. Şu an iptallerin gerekçesi uydu. O zamanlar da uydu vardı. Sonuçta 2 Haziran'da yasa çıktı ama yıl sonunu baz alıyordu. 2017-31 Aralık. Evet, çünkü yasa öyle oluşturuldu. Evet. Aslında ifade ediliyor ama dediğim sebeplerden şey yapıldı. Mesela Haziran'da ya da Temmuz'da başvuru yapan biri gayet tabii ki Mart, Nisan uydu görüntülerini madem ellerinde vardı bu bakanlığın oradan kontrol edebilirdi. İşte belediye bunu kontrol edebilirdi. Derdi evet uygundur, gönderirdi. Şu an dijital ortamda yaşıyoruz. Uyduyu görebiliyorsunuz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgu şeyi var, coğrafi bilgi sistemi var. Belki de bu kadar milletin 2018 sonrası yapacağını da kestirememiş olabilirler, bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle bir daha uzatıldı. İşte 2019'un ortalarına, öyle derken ödeme 2019 sonuna, yetti mi yetmedi, işte taksit seçeneği sunuldu. Bunun yanında kredi verildi bankalarından. Kredi borcu ödüyorsunuz şimdi. Tabii ki kredi borçları da ödüyor yani şeyler o taksitlendirme yapıldı falan. Şöyle ufak tefek notlar aldım bunlara da arada baksan yani iyi olur. Binayı inşa ettiniz, onay çıktı. Ama şimdi şu benim an... benim zaten vardı mesela farklı sebeplerden ama ben burada neticede 350-400 bin civarı tadına şu an geldim. Tabii ki hepsinin de sözcüsü değilim. Farklı yerlerde olabilir, başka bir parselde olabilir, ormanda olabilir. Biz bunları ayırıyoruz. Bizim grubumuz tamamen kendi arazisi üzerinde. Yani, yoksa şeyde olur yani hazinede olur, kıyı limanda olur, sit alanında farklı şey çıkmıştır, elinde tapu yoktur bunları bilemiyoruz. Tabii ki burada şimdi imarlı yerler var, imarsız yerler var. İmarlı yerlerde neden vatandaş kaçağa tenezzül ediyor? Sokak 7 metre ondan sonra 2-3 yıl sonra birileri bir plan yapmış 8 metreye çıkmış. Tüm sokağa bakıyorsunuz tek bir arsa var. O vatandaşa diyor ki siz burada yola terk yapın. İki taraftan da işte sağ 50 santim çekecek, sol 50 santim çekecek. Vatandaş bu tür şeylerden bir maliyet, bir de işte kod düzenlemeleri, öyle derken işte ön çıkmalar, bunun yanında kat yükseklikleri, imar yasası çok geniş ve kapsamlı. Böyle olunca biraz çekindi ya da bir fırsat geldi, her şey affediliyor. İşte komşusuna baktı, o başvurdu. Ya acaba ben de mi başvursam? Böyle deyince o da başvurdu. Yetti mi yetmedi. Bunun yanında bir de ne oluştu? Yasada şey var. Mesela çatısı ya da tabliyesi tavanı bitikse yan duvarları olmasa dahi bunu bitirebiliyordunuz. Vatandaş şimdi yapı kayıt belgesini alınca ne yaptı? Tamam, binasını tamamladı. Yapısını her neyse tek katlı olabilir, iki katlı olabilir. Bunu tamamladı. İşte ısı yalıtımını yaptı, çatı izolasyonunu yaptı, boyasını yaptı, elektrik çekti, su, doğalgaz, DASK yaptı değil mi? Böyle olunca masrafı katlama gitti biraz. Zamanında kontrol edilmiş olsaydı işte 20 bin liralık bir riske girmiş olabilirdi. Uygun değil kardeşim, kaldırırdı. Onun için de dönüş kolay olurdu. Şimdi tabii ki bu iptaller hemen 2020'nin başından itibaren başlamış. Kimisi yapı kayıt belgelerinin iptali değil mi? Evet. Yapı kayıt belgesinde ne var? Tamamen adapafta parsel. Bunun yanında bazıları yerini satmış. Vatandaş içinde yapı var, elektriği, suyu var, doğalgazı var, telefon hizmeti var. Bunun yanında yapı kayıt belgesi var. Kendini garantide güvenip haddinden belki de fazla paraya satıldı o kişiye. Şu an öyle şeyimiz var, arkadaşlarımız var ki ya diyor ben aldım 2020'nin Mart'ında.
Bana da dedi ki 2017 öncesi benim yapım. Şimdi bu ne olacak? Yani bu tür mağduriyetler de var ortada. Şu an beklenti olarak talebiniz... Çözüm önerisi ne? Çözüm öneriniz? Şu an çözüm önerimiz şu. Yani bu şu an 350-400 bin civarı değiliyor ama bizim tespitlerimize göre başvuruların %10-12'si bakıldığı sisteme göre uygunsuz iptal olacak. Her ilin ortalama. 10 milyon başvuru olduğuna göre yani bu 1 milyonun üzerine çıkacak. Bunun yanında şöyle de bir eşitsizlik var şimdi mesela. Kırsal kesimde ya da boş bir arsada vatandaş yaptıysa 2017 sonrası bunu uydudan tespit edebiliyor. Ama bina içinde ya da şehir içinde yüksek binaların arasındakini uydu tespit edemiyor. Çünkü tepeden bakıyor, kuş bakışı. Ya da işte Mart uydusunda görülmüyor. Ama bir de şu durum çıkıyor. Vatandaş 31-12 2017'de binasını bitirdi. O masum 1 Ocak 2018'de bitirdi. O suçlu. Bir de başvurularda asıl şu var. Dediğim gibi 2004 sonrası kaçak yapılaşma olmadığı için genelde kırsal kesim, zemin katlarda işte bir dükkanın ikiye bölünmesi, sığınak otopark gibi ortak alanların dükkana, ticari alana çevrilmesi, ön ve yan bahçelerin dahil edilmesi, mekanlara büyümesi, çatı araları, dubleksleri işte bir daireyi ikiye bölme ve bunlara tapu çıkarabilme imkanı. Şimdi bunların hiçbir şekilde kontrolü yok. Yani ben boş arsama bir yapı yaptım, uydudan beni tespit etti, ben yandım. Ama bir binadaki zemin katla istediğim gibi oynadım. Bir dükkanı ikiye ya da iki dükkanı üçe böldüm. Bunu tespit etme şansı yok. Asma katı dahil ettiyse, ortak alanları, yangın hollerin hepsini dahil ettiyse bunu da tespit edemiyor. İşte çatı dubleks arasını böldüyse, iki daire yaptıysa onu da tespit edemiyor. Yani bu tür şeyler, haksızlıklar oldu. Çözüme gelince şöyle bir, madem bu kadar çok sayıda var ve vatandaş bir ödeme yapmış, emek harcamış, bunun yanında binasını bitirmiş, işte orayı kaydını aldırmış, orada oturuyor. Bir düzenleme yapılabilir. Mesela otopark yönetmenliği var. 2014 yılından bu yana 6 ay, 1 yıl aralıklarla 2020 sonuna kadar, en sonunda şu an pandemi diye 31 Mart 2021'e kadar ertelendi. Bizim yasada aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle olabilecek bir şey. 2017 sonu şey olarak, 2019 sonu olarak değiştirilmiştir. Milat bu olacaktır şeklinde bir düzenleme gelirse, böylece her yapı kayıt olan resmiyet kazanacaktır. Bir de şu var tabii ki, şimdi 10 milyon başvuru diyoruz ama çoğu kişi de başvurusunu yaptı. Maddi imkansızlıklardan dolayı ödemesini yapamadı. Bu hani bahsediyoruz ya, 1 milyonu aşacak bu bunlara dahildir. Bunlara da bir fırsat verilse çok daha iyi olacaktır. Yani ödeme başvurusunu kolaylığı yapmış. Tabii ki yani yeni bir toparlamıştır. Onlar da dahil edilirse çok daha iyi olacak. Evet. İşte mesela şu pandemi dönemi, kış koşulları, şu an öyle arkadaşlarımız var, elektrik suyu kesik. 2 aylık bebeğiyle şu an mesela bir arkadaşımızın komşusu şeyde, elektriksiz, susuz, doğalgazsız şeyde oturuyor. Hala endişe içerisinde, hiç olmazsa bu haftada yıkıma gelmeseler diye. Yani şimdi iptal olduktan sonra bir de bunun şeyi var, yargılanma şeyleri var. İptal ediliyor, işte oradan suç duyurusunda bulunuluyor. İmar kirliliği, yalan beyan, bunların içinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışan var, kaymakamlıkta çalışan var, öğretmen var, mühendis var, belediyede çalışan vatandaş var. Vatandaş hepsi. Hepsi evet. Bunlar vatandaş evet. Ama bunlar ne yazık ki işte bazı şartlardan dolayı sesini de çıkaramıyor. Yani bunlara da yazık. Bir sürü emekler harcandı, cezayı öde, avukat tut, mahkeme öde. İşte imar kirliliğinden ayrı ceza yeniyor. Tarım ilden ayrı ceza yeniyor. Bir de şu var mesela, işte yani çoğu bu yapıların dediğim gibi kırsal kesim.
veya da iç mekanlarda. Dolayısıyla biraz da mesleğim gereği, yani bir iki katlı yapı depremde çok risk taşımaz. Çünkü hazır beton kullanılmıştır, çelik malzeme, artık işçiler biraz daha bilinçli yapı denetim sistemi gereği. Bunların herhangi bir riskini görmüyorum ben. Zaten kat atma yok denecek kadar bir şeydir. 8 katlı bir bina hiçbir Allah'ın kulu bu imar barışı için bir 9. katı atmamıştır. Ancak yüksek çatısı vardır. Bunu dahil etmiştir. O da işte çatısı bitikse ona güvenerek yapmıştı. Evet. Başka sorularınız var başka? Varsa alayım. Doğu tabii ki biraz fikirli, hızlı gittik. Evet, Doğu Bey'in de fikirlerini alalım konuya tabii ilişki. Ki. Çünkü yani evet. 350-400 bin civarı vatandaştan bahsediliyor. 4 kişiyle çarpsak zaten 1 milyonu da aşıyor. Dün de bir heyet partimize geldiler, sağ olsunlar. Bu konuları anlattılar. Şimdi burada iki tane problem var. Birisi tabii ülkemizin kıyıları, sahilleri, ormanları. Yani o kıyılarımızı korumak durumundayız, ormanlarımızı korumak durumundayız. Ama bir de bir yuva yapmış, onu bir ev yapmış kendisine vatandaşımız. 400 bin evi yıkmak da büyük bir... Ciddi bir maliyet tabii ki. Yani onun molozunu kaldırmak değil mi? Evet. Onlar da bir maliyet vesaire. Şimdi bizde beddua nasıl yapılır? Evi yıkılasıca der. Evet. Bir kuşun bile yuvasını bozmaya kalksanız o kuş size karşı koyar, çırpınır durur. Yani ve bir de bizim en büyük günahlardan biridir değil mi? Yuva. Bırak kuşu, karıncanın bile yuvasını bozmak günah olarak sayılır. Yani bizim burada devletimizin bu iki yüksek çıkar arasında, yani vatandaşın evi, meskeni, yuvası ile kamunun menfaatleri, yani vatanımızın kıyıları, ormanları, bunlar arasında bir barışı ve dengeyi bunlar arasında kurmak lazım ve vatandaşı korumak lazım. Şimdi bu şu anda Türkiye'nin önünde heyula koskoca bir sorun haline gelmiş. Yani 400 bin tane evi yıkacaksın. 400 bin evi yık, onun molozunu kaldır falan. Onun için bu talep 2019-31 aralığa göre bu işi güncelleştirelim talebi. Hükümet tarafından dikkate alınması gereken bir talep. Yani geleceğe dair yeni düzenlemeler vesaire yapılabilir. Ondan sonra bu yöndeki talepleri dikkate almak, değerlendirmek doğru olur. 400 bin insanı sokağa attığın zaman bunun getireceği yepyeni sorunlar. Yani o sorunları da hesaba katmak lazım. Bir de burada Sayıştay raporu var. O da çok çok önemli. Sayıştay raporu diyor ki uydu şeyleri, resimleri burada dikkate alınamaz diyor Sayıştay raporu. Sayıştay da bizim en yüksek yargı kurumlarımızdan biri. Evet. Üç işte Danıştay, Yargıtay, Sayıştay. Bu durumda Sayıştay raporuna rağmen o uydu resimlerinin esas alınması, o da büyük problemler yaratıyor. Ve muazzam bir karmaşa var. Yani yalnız yapıyı yıktın, molozu kaldırdın falan değil. İşte evraklar, kayıtlar, il çevre müdürlükleri, mahkemeler, davalar vesaire. Yani Türkiye'nin önüne muazzam bir problem yığıyoruz bu koşullarda. Bunun ötesindeki en büyük problem de insanların evini, yuvasını yıkmak ve onları ortada bırakmak. Hadi o ortada bırakanlara hangi çareleri bulacağız? O bakımdan burada vatandaşın bu şekildeki taleplerini dikkate alması hükümetten beklenmelidir, beklenir. Ve biz Vatan Partisi olarak da bu mağdur vatandaşlarımızın şikayetlerinin mağduriyetlerini temsil ediyoruz, değerlendiriyoruz ve bu konunun üzerinde ısrarla duracağız, durmaya devam edeceğiz. Evet. Hasan Bey'e de bizi bilgilendirdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Dün partimizi ziyarete gelen heyeti de burada tekrar teşekkür ediyoruz. İşte Çökertme'den, Bozburun'dan, Mumcular'dan, Milas'tan, şimdi benim arkadaşlarım da var. Yani iğneyi geçen gün Mumcular'dan da telefon etti. Şimdi ismini vermeyeyim. Gittim diyor, ineği diyor, sağdım diyor, götürdüm pazarda sattım diyor. Aldığım parayı diyor şeye, ulusal kanala diyor, şeye girsin diyedir, Dijitürk'e gönderdi. İşte, o da yapı kayıt mağduru. Bir çiftçi.
Bir ahırı var. Biraz evvel Hasan Bey de söyledi. Ve tabii bizim çökertme köylüleri, çevre köylüler, Antep'i var, Bursa'sı var, Sinop. Dün gelenler arasında Sinoplu bir hanımefendi de vardı. Yani Türkiye'nin her yerinde bu... Çok genel her, yani. Evet, çok genel bir şey var. Şu an neredeyse her ilde var. Var, evet. Ve son bir iki bir şey ekleme son yapabilir miyim? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyorum. Şu pandemi döneminden muhakkak mesela şu yıkımları bir sefer askıya alınması gerektiğine inanıyorum. Daha incelemeler var, tebligatlar evet. ulaşmamış, yanlış evet. bir şey yapılabilir. Evet, evet, evet. Dediğiniz gibi uydu görüntüsü 2-3 yılda bir geçiyor. Evet. Kayıt yok. İşte mesela yapı kayıt belgesi alan şu an mağdur. Mart 2020'de yapan binasında oturuyor. Yıkılan da çok oldu. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. En azından belli bir süre işte bir çalışma yapılır, değerlendirilir. Sorunlar. Öyle bir şey beklentimiz evet. var açıkçası. Buradan hükümeti değerlendirmesini bu sorunu ciddiyetle sunuyoruz. Ve burada vatandaşı kayıran, koruyan sonuçlar almakta fayda var. Evet. Doğu Bey örnek verdi. İşte süt, peynir satıp ulusal kanalın dijital kampanyasına bağışlıyor. Siz de konuşmanızda teşekkür ederek ulusal evet. kanal Aydınlık Gazetesi'ne evet. başladınız. Şimdi biz ulusal kanal olarak TVBA Dijitürk'e giriş kampanyası başlatmıştık. Biliyoruz, haberimiz var, hazırlığımız TVBA'yı var. TVBA'yı başardık, şimdi Dijitürk'ü de evet. Halletmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Dijitürk'e de büyük ihtimal gireceğiz. Sizlerin sesini 20 milyon insana daha duyurma eksik imkanımız olmayı. Olacak. Tabii yani bu konuya ilişkin yolumuz açık olsun. Efendim... Şimdi şeylerde de güzel gelişmeler var. Yani hayvancılık yapmak üzere terör nedeniyle şehirlere göç etmiş olan köylülerimizin tekrar hayvancılık yapmak, otlaklarına dönmek için çalışmalarda içindeyiz. Onların sorunları var. Yani hakikaten Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazeteleri vatandaşın bu tür sorunlarının sesi oluyor ve çözüm üretmesine büyük katkılarda bulunuyor. O bakımdan çok mutluyuz. Evet. Sizin evet. çağınız olur mu Hasan Bey bu konuda? O şey yapma. Tekrar peki, tamam. Ona girmiyorum. Peki o zaman. Şimdi bir reklama gidelim. Hasan Bey sizi uğurlayalım. Ben verdiğiniz fırsat için teşekkür ediyorum. Selam götürün. İnşallah peki, selam. Başarılı olunacaktır. İnşallah iyi bir sonuç alırız. İnşallah. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Evet. Evet. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, şimdi bir reklam arasına gideceğiz efendim. Yapı kayıt mağduru Hasan Akraba, Hasan Bey'i dinledik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sorunların çözüm için beklenti ve taleplerini dile getirdiler. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek de sürecin takipçisi olacaklarını buradan bir kez daha vurguladı. Şimdi bir kısa reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından çıkış yolu devam edecek efendim. Efendim çıkış yolu programına devam ediyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek programımızda konuk. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik de programımızda konuk. Sayın Özçelik'le birlikte sorularımızı yönelteceğiz Sayın Perinçek'e. Programımızın ilk bölümünde Hasan Akraba yapı kayıt mağduruydu. Onların sorunlarını, beklentilerini dinledik. Ve Hasan Bey'i uğurladık. Türkiye'nin ve dış politikadaki diğer gündemlerle çıkış yolu programına devam edeceğiz. Sizler de programa katkı sunmak için soru ve görüşlerinizi özellikle Twitter üzerinden çıkış yolu etiketiyle bizlere ulaştırabilirsiniz efendim. Sayın Perinçek, bugün Aydınlık Gazetesi'de de manşetti yazınız erken seçim tartışması konusu. Şimdi son dönemlerde özellikle Biden da iktidara geldikten sonra başta CHP, İYİ Parti olmak üzere sık sık erken seçim açıklamalar var ve her geçen günde her basın toplantısında seviyesinde yükselterek bu çağrıyı yapıyorlar. Bu erken seçim tartışmasının esası itibariyle kim veya kimler istiyor efendim? Şimdi erken seçime kim karar verir? Anayasaya bakalım. Erken seçime karar verecek iki tane devlet kurumu var. Birisi Cumhurbaşkanlığı, biri Millet Meclisi. Yani erken Cumhurbaşkanlığı zaten Sayın Tayyip Erdoğan. Millet Meclisi'ne de hakim olan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı, beraberliği. Dolayısıyla erken seçim karar verecek, makam belli. Şimdi burada erken seçim talepleri Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti tarafından seslendiriliyor. Onların isteğiyle erken seçim olması mümkün değil. Ama nedir? Erken seçim Türkiye'de iktidarı yıpratmak için
kullanılan bir taktik olarak bugün sahnelenmektedir. Yani bu iktidar bakın seçimden kaçıyor, seçime gidemiyor ondan sonra şeklinde bir propaganda. Burada da tamamen Biden'ın planıyla birleşiyor. Yani erken seçim talebi aslında Biden planı içerisinde bir talep. Biden görüyoruz işte New York Times'e verdiği demeç ve Biden'ın başında bulunduğu Amerikan Derin Devleti o Rand Corporation raporunda şunu söylüyordu. Biz Tayyip Erdoğan iktidardan indireceğiz. O iktidardan indirme planı içerisinde indirecek güçleri de tarif ediyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, işte muhafazakarlar, HDP şeklinde açıkça hem Rand Corporation raporunda hem Biden'ın açıklamasında isimler de verdi. Tarif ediyordu. Ama bu iktidar nasıl seçimle de olsa, başka yollardan da olsa bu iktidarın indirilmesi için bir kere bir kamuoyu yaratmanız, yıpratmanız lazım. Ama bu arada benim esas dikkatimi çeken erken seçim talepleriyle birlikte sözde Cumhurbaşkanı söyleminin ortaya çıkması. Sözde Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhurbaşkanı yok demek. Sözde Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı değil Tayyip Erdoğan diyor. Cumhurbaşkanlığı değilse Türkiye'nin hükümeti yok. Yani Türkiye'nin hükümeti yok. Sözde Cumhurbaşkanı'nın anlamı çünkü Cumhurbaşkanı bugünkü anayasada hükümetin başkanı. Yani eski başbakanın yerinde. Cumhurbaşkanı sözde demek Türkiye'nin hükümeti yok. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye yönetimsiz. Türkiye'ye bir yönetim lazım. Bu Amerika'nın sözde müttefikiyle de birleşti. Yani sözde müttefik bu bizim müttefikimiz değil. Zaten yaptırımlar içerisine almış. Türkiye'yi haydut devlet ilan etmiş. Hısım düşman devletler arasına koymuş Türkiye'yi. O bakımdan Biden'ın planı, efendim yeni gelen Biden'ın Dışişleri Bakanı Blinken ki biraz evvel siz söylediniz onaylanmıştı, evet, Dışişleri Senat Bakanlığı. O Blinken'in sözde müttefik açıklamaları, efendim Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı açıklamaları ama bir de arkadan 2-3 yıldır gelen bir süreç var. Nedir? Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla bu anayasa gayrimeşru diyor. Bu anayasa gayrimeşru diyor. Bu anayasaya göre kurulan bütün makamlar, organlar gayrimeşru diyor. Bu anayasaya göre yapılan bütün işler gayrimeşru diyor. Gayrimeşruluk siyaset biliminde ve kamu hukukunda tek bir anlam taşır. Yani bu hükümeti yıkmak meşrudur. Hangi yoldan olursa olsun. Gayrimeşru, Fransız ihtilalinden beri bütün ihtilal beyannameleri böyle başlar. İşte gayrimeşru olan krallığa veya hükümete falan filan biz indirdik, meşru yönetimi kuruyoruz anlamında. Dolayısıyla gayrimeşru, sözde cumhurbaşkanı, efendim sözde müttefik. Diktatör ve tek adam. Diktatör, tek adam. Orada da bir imaj yaratılıyor Tayyip Erdoğan hakkında. Yani Kaddafi ve Saddam Hüseyin'den önceki Batı propagandalarını hatırlayalım. İşte diktatör, diktatör, diktatör. Yani bir Saddam Hüseyin diktatör, Kaddafi diktatör. Orada anlaşılıyor zaten onu devirecekler. Diktatör gayrimeşru ve devirmek caizdir. O bakımdan bu Biden merkezli veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planı olarak gözüküyor. Ama bu planın başarı şansının olmayışı da işte o merkezden geliyor. Yani Biden'ın ve Amerika'nın o Türkiye'de darbeler yaptığı, hükümetler kurduğu, seçimleri etkilediği, efendim iktidarlar belirlediği o dönem geçti. Amerika'nın Türkiye'de hükümetler kurduğu, hükümetler devirdiği dönem arkada kaldı. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç sorunları yığıldı. İki, dışarıda da istediği kadar Biden, ben birinci, tekrar Amerika'yı birinci yapacağım, birinciliği kaybettik ama birinci yapacağım. Tekrar dünyada bizim bayraklarımız dalgalanacak falan filan o söylemlerinin altı dolu değil. Yani Biden'ın hırsları, ihtirası veya ortaya koyduğu hedeflerle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücü ve silahlı gücü arasında bir dengesizlik var. Dolar saltanatı çöktü. Amerika'nın silahlı güçleri karşısında
efendim Rusya gibi, Çin gibi, Türkiye gibi silahlı güçler oluştu. Amerika Suriye'de mağlup oldu, Irak'ta mağlup oldu. Efendim Kafkaslar'da ayağını basacağı yer kalmadı. Almanya Amerika'ya kafa tutuyor. Doğu şeyde en doğuda Pasifik Okyanusu'nda Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin üzerine gidiyordu Amerikan donanması. Kore dedi ki gel dedi. Gel hadi yaklaş dedi. Gel dedi. Ondan sonra bir baktık rotayı çevirdi ve Avustralya'ya döndü. Yani Amerika bu konumda. Onun için Biden'ın Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Ve bu Biden tayfasının da bütün şanssızlığı Biden'a bel bağlamış olması. Yani Biden'ı Türkiye'nin içine çekerek bir takım projelere kendilerini teslim etmiş durumdalar ve o bakımdan da gelecekleri tamamen karanlık. Karanlık bir gelecek bekliyor evet. Biden tayfası. Evet. Efendim Atlantik bu arada Atlantik Konseyi'nin bir raporu vardı. O son evet. raporda da Türkiye için hasım ülke, haydut evet. devlet tanımını evet. kullanıyordu. Atlantik Konseyi de Amerika'nın evet. resmi bir devlet kurumu yoksa böyle bir strateji kuruluşu falan değil. Yani Amerikan devletinin bir kuruluşu. Ben şeyi merak ettim. Şimdi Amerika konusunu hep tartışıyoruz. Bu arada kimle bir araya gelsek aynı konuları konuşuyoruz. Siz geçmişte Amerika yıkılıyor, çöküyor dediğinizde yani birçok insanlar belki de şöyle yapıyorlardı. İşte biraz hafif bir gülümsemeyle ya işte hani iyi niyetiniz falan gibi böyle bir şey yapıyorlardı. Bu kongre binasına göstericiler girip dağıttığında ne hissettiniz? Bunlar istediğim bir şey yok çünkü benim için şaşırtıcı değil. Ne diyorduk biz daha seçimler sürecinde 6 ay 7 ay evvel dedik ki bu süreç karakolda biter. Ve bir Amerika'da halk hareketi geliyor. Yani bu tespitleri yaptık. Bütün işte CNN Türk, Habertürk, Ulusal Kanal, bilmem TV100 falan hangi televizyona çıksak bu süreç karakolda biter dedik. Ve orada karakolda bittiğini gördük. Çünkü şunu görüyoruz. Amerika bir yol ağzında ve Amerikan halkının çok derin büyük sorunları var. Amerika'da muazzam bir işsizlik var. Sağlık hizmetleri korona ortamında görülemiyor. Ondan sonra sokaklarda yatan evsizler, barksızlar var. O bakımdan Amerika'da geniş yığınlarda büyük bir huzursuzluk var. Bu ortamda seçime gidiliyor ve Amerika bir yol ağzında. Bir yol Trump'ın temsil etti. Diyor ki biz 8 trilyon doları burada Orta Doğu çöllerine gömdük. Ne var buralarda yapacak işimiz yok. Dönelim evimize ekonomimizi düzeltmeye bakalım diyor Trump. Biden da diyor ki yok diyor biz diyor hala o bir Amerika birinci yani dünyanın her yerinde Ali Graham Başkesenliği devam etmeli. Yani Biden Ali Graham Başkesen Amerika'yı temsil ediyor. Trump ise yine o da emperyalist Amerika'nın tabii seçeneklerinden biri ve Cumhurbaşkanı'ydı emperyalist Amerika'nın. İkisi de emperyalist Amerika'nın temsilcisi ama Trump daha gerçekçi. Yani Amerika'nın yenildiğini en azından güvenlik raporlarında kabul ediyor ve iç sorunlarımıza Amerika first yani önce Amerika'yı ayağa kaldırmaya bakalım şeklindeki bir çözümü savunuyor. Şimdi bu iki seçenek öyle seçimle, sandıkla falan halledilecek, çözülecek anlaşmazlığı getirmiyor önümüze. Silahların konuşacağı. Çünkü çok temel stratejik bir karar verecek Amerika. Ta 1945'ten diyelim bugünlere kadar 70 küsur yıl Amerika geldi. 45'te dolar imparatorluğu kuruldu, silahlı üstün gücü var ve bir dünya çapında bir haraç sistemi kurdu. Silahı dayıyor, dolarla diyor alışveriş yapacaksın ve dolar dolaştıracaksın kendi iç piyasalarında. Dolayısıyla Amerika bir haraç sistemi kurdu. Dünyaya ihraç ettiği dolar kadar havadan yağma yapıyor, haraç topluyor. Ve o haraç sistemiyle Amerika bu 70 küsur yıl buraya kadar geldi. Şimdi o haraç sistemi çöküyor. Haraç sistemi çöktüğü için bunun içe dönüşü var. Yani eskisi gibi şey yapamadığı için, haraç toplayamadığı için o tabii içeride bunun yoksullaşma, işsizlik gibi sonuçları var ve burada da öyle iş böyle basit, gittik sandığa attık bu yolu tercih ettik. Bu şekilde verilecek bir karar değil. Silahla
hesaplaşmalarla alınacak bir kararın içine girdi Amerika. Onun için karakolda biter tespitini yaptık. Yani sıradan bir Amerikan seçimi değil bu. Burada Türkiye'nin rolünü altını çizelim. Bunu bir tek Vatan Partisi söylüyor. Bakın Amerika niye bu çıkmaza girdi? 2014-15 tarihlerini bir dönüm noktası olarak alabiliriz. Kürdistan projesini hayata geçiremedi. En son 24 Temmuz 2015'ten itibaren Türkiye silahlı güçle PKK'yı ezme harekatına başladı. Hendeklere gömme. Ama o harekata başlaması için de bizim Silivri duvarını yıkmamız lazımdı. Yıktık. Çünkü özgürleşen Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın üzerine yürüdü. Niye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Silivri'ye ve bizi Vatan Partisi'ni Silivri'ye atmışlardı? Kürdistan'ı kurmak için. Biz o Silivri duvarını yıkınca Amerika planı orada bozulmaya başladı. Arkasından da özgürleşen Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı hendeklere gömünce o 2017 yılında en sonunda Barzani'nin referandumu da yürümedi ve Amerikan planı bozuldu. O plan bozulduğu için Trump çıktı. Evet. Bakın Trump'ı doğuran olayın içinde ve önünde Türkiye var, İran var, Suriye var, Irak var, Rusya var. Yani Trump ne diyor? Biz oraya diyor 8 trilyonu boş yere gömmüşüz diyor. Eğer Amerika Kürdistan'ı kursaydı Trump bunu demeyecekti. Trump diye bir adam bile olmayacaktı. Amerika Kürdistan'ı kurabilseydi Trump olmazdı. Çünkü Amerika'nın yenilgisi ve büyük bütün kaynaklarını Batı Asya'da, Orta Doğu'da çöllere gömmesi Trump diye bir seçeneği ortaya çıkardı. Onun için hep şu konuşuluyor. Ya bu Amerika'da olaylar Türkiye'yi nasıl etkiler? Ben de diyorum ki şunu konuşalım. Amerika'daki bu olayları Türkiye nasıl etkiledi? Türkiye nasıl etkiledi? İran nasıl etkiledi? Irak nasıl etkiledi? Tarihin öznesi hep Amerika, hep Amerika, hep Amerika. Öyle değil. Tarih yapan bir de şimdi başka ülkeler, halklar, devletler ortaya çıktı. İşte Türkiye'de onlardan biri. Onun için Amerika'da gibi olaylarda Türkiye'nin etkisi ne? Bu soruyu gelin konuşalım. Televizyonlarda hep tersi. Amerika'da bilmem neler oluyor. Biden geldi şimdi. Biden Türkiye'yi nasıl etkiler? Ben de diyorum ki Türkiye Biden'ı nasıl etkileyecek? Gelin bakalım ona bakalım. Çünkü Biden Türkiye'de çıkmaz da. Biden tayfasıyla falan filan Türkiye'de yapabileceği bir iş yok. Ama şurada işi ciddiye almamız lazım. Ruben o. Onu aydınlık elebaşı eleman diye yazdı. Çok yanlış. O bir eleman değil. O Pentagon'un psikolojik harekat şeflerinden biri. Yani önemli bir adam. İşte Ruben dedi ki önümüzde dedi Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Amerika arasında ekonomik ve diplomatik çatışmalar var. Böyle olsaydı eyvallah diyelim. Ama arkasından söylediği şey şu. Biz diyor Girit'e ve Kıbrıs'a silah yığmalıyız. Evet. Yani bu işi böyle diplomatik ekonomik çatışmayla kalmayacağını söylüyor. Hatta başka bir şey söylüyor. Yani çatışmalar diyor işte Çin'de gözüküyor, Rusya'da gözüküyor, İran'da falan gözüküyor ama ondan önce diyor. Evet. Yani ondan daha önce birincil olarak şimdi bu bizim Doğu Akdeniz diyor. Bu gerçekçi bir tahlil. Vatan Partisi de bu kamuoyuna bunu söyledi. Dedi ki Doğu Akdeniz'e dikkat edelim. Doğu Akdeniz Türkiye'nin şu anda çok tedbirli olması gereken bir odak noktası. Çünkü orada Amerika, İsrail, Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs'ı saymaya da değmez. Böyle bir blok oluştu. Ve Amerika oraya diğer Atlantik güçlerini de katmaya çalışıyor. O katacağı şüpheli ama katmaya çalışıyor. Ama o fırkateyninde kattı. Almanya'yı kattı, İtalya'yı kattı falan ama her olayda katamayabilir. Yani sonuç itibariyle Doğu Akdeniz'deki dengelere baktığımız zaman Türkiye'ye yönelen tehdidi ciddiye almak lazım. Ve bakın çok ilginç, Ruben'in bu aydınlıkta bugün çıkan ve bir tek aydınlıkta vardı başka basında. Katamirin'in de yazdığı makale evet, zaten. Yani hem de aydınlıktan başka da gören yok. Ya, Türkiye bu ara zaten öyle bir hale geldi. Bazı şeyler niyeyse hiç görünmüyor yani. Amerika'nın taktığı gözlükler var. Orada gör dediğini görüyor, görmediğini görmüyor o gözlük. Evet.
Efendim burada dikkatleri Doğu Akdeniz'e çekip Suriye'de sözde terör devletini oluşturma... Ama bakın orada işte devamı var. Dikkat çekip falan diye böyle olaylarda dikkat çekme falan numara olmaz mı? Burada bir gerçekçi bir Amerika tahlil yapıyor. Yani Türkiye'ye nereden bastıracağını söylüyor. Çünkü bu Vatan Partisi de bunu görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de mutlaka görüyordur. Hükümetin de görmesi gerekir ki ona göre... tedbirlerimizi alalım ama Ruben devamında diyor ki biz diyor Doğu Akdeniz'den bastırırsak diyor o Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde falan da sonuç alırız diyor. Bu da çok önemli. Biz de bunu söyledik. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bir ayağı sürçtüğü falan zaman orada bir zaaf gösterecek olursa Türk Silahlı Kuvvetleri ki o Türkiye'nin zaafı her olur. Taraf ayağı o hemen Güneydoğu üzerinden Ankara'ya döner. Evet. İşte orada Biden planı o zaman işler. Yani Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye yönelik tehdide Türkiye bugün caydırıcı bir ağırlıkla cevap vermezse orada ciddi konular olur. Bakın burada Vatan Partisi çözüm getiriyor yine. Ben bunu Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın videoyla bağlanarak kurmaylarına ve hükümetine de anlatmaya çalıştım ve anlattım. Bizim Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtarak bir yığınak yapmamız lazım. Bir de silahlı bir yığınak yapmamız lazım. Ve şu soruyu ben devamlı soruyorum. Burada bir kere daha soracağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir diyoruz. İki devlet vardır diyoruz. Federasyon falan yoktur diyoruz. Orada iki tane ayrı devlet var. Peki o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma diye bir meselemiz var. İşte o tanıtma sürecini biz başlattık. Gittik Abbaziye, Abbaziye Devleti'yle ortak bir bildiri yayınladık. Orada Abbaziye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için hep beraber çalışma tespitinde bulunduk. Onun altına Abbaziye Millet Meclisi Başkanı imza attı. Ben de imza attım. Abbaziye'nin arkasında kim var? Rusya Federasyonu. Evet. Yani peki Amerika Kuzey Kıbrıs'ı tanır mı? Herkes gülüyor. Evet. Yunanistan tanır mı? Kah. Ondan sonra efendim Fransa tanır mı? Almanya. Şimdi oralardan tanıtma ihtimali yok. O zaman Türkiye aynı Kafkaslar'da oluşturduğu işte efendim İran'la, Irak'la, Suriye'yle Batı Asya'da oluşturduğu, ikinci İsrail planını bozmada oluşturduğu modeli Doğu Akdeniz'e ve Kıbrıs'a taşıyacak. Orada Rusya-Türkiye işbirliği geçerli olmalı, olur. Ve çok güzel öneriler de oldu Vatan Partisi tarafından. Yani Türkiye, Rusya, Çin, İran, Doğu Akdeniz'e bir tatbikat yapalım. Evet. Bakın çok caydırıcı. Şekli şemali değişiverir. Bütün de dolar bile değişir. Bakın Amerika'nın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditleri bile orada değişir. Onun için burada yine çözümü Vatan Partisi getirmektedir Türk milletine ve hükümetimizin önüne. Derhal bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Abbaziye'den başlayıp Rusya, arkasından kim gelecektir? Azerbaycan, İran gelecektir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gelecektir. O Çin'e kadar o süreç gider ve o zaman olay biter zaten. Yani Kuzey Kıbrıs bütün Asya tarafından tanındığı zaman Venezuela'ya da atlar o olay. Evet. Güney Amerika'ya da atlar, Afrika'ya atlar. Hatta ilk şey Venezuela'dan bile gelebilir. İlk şey Azerbaycan hazır. Azerbaycan bizle imzaladı. Evet. Bir de şimdi ziyaret etmek istiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Azerbaycan diyorum Abbaziye Millet Meclisi. Bir heyette gitti galiba zaten. Bir heyette. Yok. O gitmemiş mi? Çok eskiden gitmiş. 2017'de mi ne? Şimdi bana şey geldi ve bizim yazdığımız, imzaladığımız bildiriyi oraya da sunuyor. Yani evet. Abbaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınsın. Rusya'nın tanıması demek ki bütün dengeleri değiştirir. Evet. İkincisi askeri güç olarak da karşıdaki Amerika, Yunanistan, İsrail, Fransa bu askeri gücün karşısına Türkiye'nin Rusya, Çin, İran daha yakında Hürmüz Boğazı'nın ağzında Umman Denizi'nde tatbikat yaptı Çin, Rusya ve İran. Burada da yapar.
Evet. Biz bunu Çin Komünist Partisi, Çin hükümetiyle yaptığımız görüşmelerde de önerdik, hükümetimize de bildirdik. Nasıl karşıladılar efendim? Biz bunu Milli Savunma Bakanlığımıza sunacağız dediler. Aynı şekilde Rusya'ya önerdik. O çok şey yapıcı, olumlu karşıladı Rusya. Onu söyleyeyim. Çünkü Rusya'nın da buna ihtiyacı var. Yani Türkiye, Rusya'nın Azerbaycan'daki beraberlik, Kürdistan'ı bozmadaki beraberlik, Doğu Akdeniz'de de başarıldığı zaman... Kaderi birleştiriyor. Yani zaten kaderi kader zaten. Türkiye ile Rusya'nın kaderi bir. Evet. Onu saptamak Doğu lazım. Akdeniz demişken İstanbul Fırkateyni de denize indirildi. Onu da kutluyoruz. Tabii rahmetli de anıyoruz eski Deniz Kuvvetleri Komutanımızı, Özden Örneği, evet. Oramiral. Ve Soner Polat amiralimizi saygıyla, rahmetle anlıyoruz ve çok özlüyoruz onu. O büyük amirallerimizin, komutanlarımızın başlattığı o Milgem süreci devam ediyor. İftar ediyoruz. Deniz kuvvetlerimiz kendi %75'i buldu. Yani yerli olarak kullanılan malzeme İstanbul Fırkateyni'nde %75 oldu. Çok şimdi, yüksek bir rakam. Yüksek. Rusya şimdi bize çok önemli önerilerde bulunuyor. Geçen 15-20 gün bir ay içinde bize Piligin geldi. Piligin Birleşik Rusya Partisi'nin yani Putin'in önderlik ettiği partinin dış ilişkiler başkanı ve aynı zamanda Rusya Meclisi'nin Anayasa Komisyonu Başkanı. Bizim partimizi iki kez ziyaret etti. Bir 24 saat kaldı geçen hafta. Bir de ondan evvel 48 saat kaldı. Görüşmeler yaptı ve gitti ve çok önemli haberlerle, bilgilerle geldi ve önerilerle geldi bize. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu bir yazılı olarak sundum. Diyor ki denizaltı yapmaktan tank motoru vesaire falan bütün silahlı savunma sanayisinde size know-how verelim, şeyi verelim. Teknoloji verelim. Yani böyle silah satma önermiyor. Veyahut da işte Türkiye'de fabrikaları kuralım onu önermiyor. Siz bunları yapın, beraber yapalım önerilerini getirdi. Bu da önümüzdeki süreci çok güzel tanımlıyor. Yani o S-400 olayı basit bir silah alma değil, bir strateji belirleme süreciydi. Evet. Türkiye ona mecburdu. Tehdit çünkü Amerika ve İsrail'den geliyor. O eksenden geliyor. O zaman da Amerika-İsrail eksenli tehditlere karşı bir savunma sistemi kurmak durumundayız. Tank motoru mu dediniz ben? Her şey. Yani Altay tankı motoru bakın, 45, Almanya'dan 45 ambargolardı. Rusya Federasyonu'nun bir kamu kuruluşu 45 ayrı silahlı savunma sanayisi şirketinin tepesindeki kurum. USEÇ gibi bir ismi var. Ondan sonra o kurumdan bana bir mektup geldi. Ben de o mektubu Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz ettim. O kurum diyor ki her alanda denizaltı, tersane, her türlü deniz, hava vesaire silahlarını birlikte yapalım ve size onun teknolojisini verelim. Bağımlılığı da engellemiş oluyor. Yani. Satmayalım diyor. Siz yap, yani siz teknolojisini öğrenin yani, ve geliştirin. Türkiye Atlantik'ten askeri olaraktan da kopuyor. Yani kopuyor, onun önemi. Ve tabii şeye de gidiyor. Bakın istihbaratta da ortak çalışmalara doğru da gidiyor. Yani Rusya'nın o tür o yönde şeyleri de var, önerileri de var. Yani her konuda savunmamızı, istihbaratımızı karşılıklı bilgi alışverişini de birleştirelim. Evet. Şimdi oraya gelmişken efendim isterseniz Biden yönetimi bir erken başarı elde etmek için bir risk alabilir mi sizce? Onu şunun için soruyorum. Son dönemde peş peşe olaylar oldu. İşte Çin'in Tayvan'la uçak gemisi gönderdi. İşte Tayvan temsilcisini Amerika'daki yemin törenine çağırdı. Rusya'da çok ilginç geçtiğimiz günlerde bütün dünya basınına giren olaylar var. Bir takım kışkırtmalar içerisine girdi ve Amerikan Büyükelçiliği burada çok kritik bir rol oynadı. İşte İran'la ilgili tartışma. Yani bir erken başarı, işte Doğu Akdeniz şart, bir erken başarı sağlayıp en azından böyle dünyaya bir hava vermek için bir hamle yapabilir mi sizce? Ya, nedir? Ben şimdi içeride çıkmaza, yani Biden Amerika'nın içinde çıkmazda. Yani efendim
halka şunu bunu verecek falan. Hatta bugün yani şaşırdım ve yani şaşırmanın ötesinde yani iğrendim mi diyeyimle efendim Biden, halkçı Biden diye Tele1'de şey başlık atılıyor. Konuşma yapılıyor ve Tele1 başlık halkçı Biden. Yani emperyalist saldırgan Amerika'nın temsilcisi halkçı Biden yapıldı. Bakın Biden tayfasındaki sadakatin derecesini. Ben Türkiye tarihinde Amerikancı diye suçlanan falan filan bir sürü şey yöneticilerimiz, hükümetlerimiz falan oldu. Ama bu derece rezilleşen Amerika'yı ya böyle şeyde kendi yaranmakta bu kadar seviyesiz diye düşen hükümet falan görmedim. Parti görmedim yani. Yani bu Biden tayfası ve sahte sol PKK'nın çatısı altına giren sahte sol PKK'laştı. HDP'leşti. Nasıl PKK bugün imdat Biden beni kurtar diye bağırıyor. İşte bunlar da halkçı Biden falan filan tam bir dalkavuk şeyine girdiler, çizgisine girdiler. Halk TV halkçı Biden diye şeyler atıyor. Alt yazılar atıyor. KC'ler atıyor. Ve konuşanlar da halkçı Biden diyor. Yani tam bir rezillik yani. Ve bunlar sahte solcu geçiniyor. Sahte solun geldiği nokta. Amerika'ya hizmette sınırsızlık. Ya da hizmet de değil, dalkavuklukta sınırsızlık. Savunma Bakanlığı'nın başına da Lloyd Austin'i getirdi. PYD, PKK'nın Eğit Donat Projesi'nin mimarlarından. Tabii şimdi Biden ne yapacağı işleri, programını getirdiği adamlarla da açıklamış oluyor. Evet. Yani tekrar İsmet Bey'in sorusuna dönelim. Yani çıkmazda olduğu için Biden Amerika'da içeride yani ekonomik olarak Amerikan halkına verebileceği falan bir şey yok. Ve ne yapabilir? Orada hakikaten bir takım çılgınlıklar, maceralar yapabilir. Evet, işte burada görüyoruz Biden'ın halkçı kararları diye şey yapılıyor. Yani Biden bu içerideki çıkmazı dolayısıyla bu tür çılgınlıklar zaten tarihte de böyle yani. Tarihte bir çılgınlıklar böyle durumlarda yapılıyor. Ama tabii o da başka bir çıkmazı getirir. Çünkü o çılgınlığın başarı kazanma şansı yok. Ama bir de iddiaları var Biden'ın. Yani dünyaya ilan ettiği, Amerikan topluluğuna ilan ettiği. Ben diyor tekrar Amerika'yı birinci yapacağım diyor. Birinciliği kaybettik. Birinci gene diyor bütün dünyanın her tarafında diyor Amerikan iddiasını sürdüreceğim diyor. Bunu yapamazsa da zaten içeride çıkmaz da bir de burada çıkmaz da. Yani Amerika'nın önünde çatışmalar var. İç savaşa benzer durumlar var. İç savaşa kadar gidebilecek kargaşalıklar ve çatışmalar gözüküyor. Mesela Rusya'daki olayda efendim mesela Amerikan Büyükelçisi ben bugüne kadar pek rastlamamıştım öyle bir şeye. Yani bu kadar riski nasıl aldılar diye onun için de soruyorum. Yani Amerikan Büyükelçisi diyor ki işte şu şehirlerde gösteriler olacaktır. Evet. Güzergah şurasıdır. Saat şu saatlerdedir. Yani bir anlamda göstericilere burada toplanın mesajı veriyor. Ben Amerikan Büyükelçisi'nin bu kadar açık bir çılgınlık yapabileceğini işin açı hiç düşünmemiştim. Evet. Onun için de evet. Yani bir çılgınlığa evet. Doğru mu gidiyor evet. Diye evet, tabii bir yandan da Amerikan devleti böyle bir tek Biden'ın falan filan çılgınlığıyla onun peşine takılacak bir devlet değil. Yani hesap kitap bilen büyük bir devlet. Orada birileri onun kravatını tutup çekebilir yani dur bakalım nereye gidiyorsun falan diye. Yani o tür şeyler de olacaktır zaten. Tabii Amerika... Eski Amerika olmayacak, bunu görmemiz lazım. Yani daha mütevazı olmak zorunda. Amerika'nın gücü büyük iddiaları desteklemeye yetmiyor. En önemli gerçek bugün bu. Amerika'nın gücü, ekonomik gücü olsun. %50'leri üretirken dünyanın bugün %17'lere falan indi. O çok önemli bir gerçek. Dolar imparatorluğu yıkıldı. Silahlı güçlerinin karşısında da çok önemli silahlı rakipler belirdi. Ki Türkiye'de bunlardan biri. Onu görmemiz lazım. Muhalefetin tavırlarını konuştuk aslında ama tekrar dönecek olursak çünkü önemli bir tartışma konusu olarak bir iki gündür tartışılıyor. Vali ve kaymakamlar için militan açıklaması, aynı zamanda subaylar ve uzman çavuşlar için de iktidarın militanıdır sözleri CHP'liler kullanıyor.
Sayın Kılıçdaroğlu da bugün destek verdi bu açıklamalara. İşte vallahi bunlar hepsi sözde Cumhurbaşkanı. Bakın Cumhurbaşkanı sözde. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yok, hükümeti yok. Hükümeti olmayınca ya Türkiye gayrimeşru bir çete mi diyelim? Yani çete demiyorlar ama işte bir diktatör tarafından anayasada dayanağı olmayan, gayrimeşru olan bir diktatör tarafından Türkiye yönetiliyor ya da yönetilmiyor. Ve o diktatörün şeyi askeri şey militandır. Ondan sonra o Türk askeri değil militan oluyor. Sözde diktatör, sözde cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yok. O zaman ne oluyor? Ordu, o da militan, asker dediğin adam militandır diyor. Yargı, o da militan. Yani bütün devlet sisteminin ta tepeden, cumhurbaşkanlığından başlayıp askere kadar inen bütün devlet sisteminin sözde olduğunu, ondan sonra militan olduğunu, hukuk dışı olduğunu, gayrimeşru olduğunu iddia eden bir kanala girdi. İşte bunların hepsi, demin mesela bunu aslında eksik bırakmış olduk. İyi ki tamamladınız siz. Bu da girdikleri mecrayı gösteriyor. Yani gayrimeşru bir devlet, her şeyi gayrimeşru. Yapılan her iş gayrimeşru. Yargısı da gayrimeşru, askeri de gayrimeşru. Tam şu ifadeyi kullanıyor mesela, bir de çürüyen bir devlet yapısı içinde çürüyen bir adalet yapısı var. Biz de diyoruz ki tabii adaletin tamamı için değil ama orada kastettiği adalet onların dostlarını, FETÖ dostlarını, PKK dostlarını içeri tıkan adalete hücum ediyor. Yoksa onun dışındaki adaletten değil şikayeti. Biz de diyoruz ki yargı altın çağında. İşte o PKK'yı içeri tıktığı için yargı altın çağında. O FETÖ'cüleri içeri tıktığı için yargı altın çağında. Burada iki kuvvet, iki cephe çarpışıyor. Bir, Türkiye'nin milli devletini ayakta tutmaya çalışan bir kuvvet var ki Vatan Partisi de o kuvvetin içinde. Bir de Amerika ile birleşip, Biden'la birleşip Türkiye'nin milli devletini tasfiye etmek isteyen. Yani burada bakın çok önemli bir noktaya geldik. Hedef basit bir Tayyip Erdoğan hedefi değil. Yani yalnız başına bir cumhurbaşkanını, hükümeti indirme değil. Dikkat ederseniz devletin tamamı, milli devletin tamamı hedefe alınıyor. Yani o milli devletin de yerine bir diyelim demokratik, milli, Atatürkçü, halkçı falan bir devlet inşası da değil. Biden'la birlikte Türkiye'yi neredeyse devletsiz bırakmak, bir sözde devlet. Ben de onu söyleyeyim. Ben de onu söylüyorum buradan. Kılıçdaroğlu'nun kurmak istediği devlet sözde bir devlet. Oyuncak bir devlet. Amerika'nın elinde Biden'ın talimatlarıyla ondan sonra yürütülen bir devlet. Bunun imkanı yok. Bu geçti. Turgut Özal buna kalkıştı ama yürüyemedi, yürütemedi. Hep bunlar arkada kalan. Onun için Kılıçdaroğlu, Meral Akşener falan bunlar yıkılmış, bitmiş, çürümüş, yerlere serilmiş projelerin peşinden gidiyorlar. Sorun galiba şu efendim. Mesela... O da sözde, bakın bunu siz de bunu yazın. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sözde devlet kurmak istiyor. Türk devletini sözde devlet haline getirmek istiyor. Çünkü bütün söyledikleri sözde devletin unsurları. Yani bizde mesela eskiden beri valiler tartışılır bazen. İktidara çok yakındı. O değil anladığım kadarıyla. Bakın bu bambaşka bir militan şey. Militan vali, militan çavuş, militan asker, ordu. Yani orada militan dediği zaman kastettiği şey ne oluyor sonuç itibariyle? Yasal olmayan, gayrimeşru. Zaten bunu söyledi. Hepsi o gayrimeşruluk mimarisi içinde yer alıyor. Bu... Anayasa gayrimeşrudur. Bu anayasaya göre oluşan bütün kurumlar gayrimeşrudur. Bu hükümet gayrimeşrudur. Ve bütün icraatlar gayrimeşrudur. Yargısı da çürümüştür. Askeri de militandır. Adaleti de çürümüş ve militandır. Bakın burada devlet kaldı mı? Devlet kaldı mı? Devlet yok. Hangi devletle sen Amerika'nın tehditlerine karşı koyacaksın? İçeriden o devletin altını oyup onu yıkmaya çalışıyor. Yoksa onun yerine bir devrimci devlet, halkçı devlet falan öyle bir şey değil. Amerika ile beraber bu devlet çürümüştür deyip sözde bir devlet oluşturmak. Yani neye benziyor? Oyuncak devletler var ya Amerika'nın elinde. Onlardan birini Türkiye'yi o hale getirmek istiyor. Bunlar hep şey, hayal olması mümkün olmayan hedefler ve söylemler.
Sanki şöyle bir şeyim var efendim. Şimdi bir tarafta Türkiye'ye sürekli işte Rusya ve Çin karşıtlığı yapan bir kanat var. Türkiye'yi bir anlamda Amerika karşısında yalnız bırakmaya çalışan. Bir de sizin bu anlattığınız devleti tamamen bertaraf etmek isteyen bir şey. Sanki bunlar çok da farklı değiller ama farklı farklı kesimler olsa bile sanki aynı merkezde birleşiyorlar. Hepsi aynı bunlar. Yani bakın şimdi Türkiye yalnızlaştı diyorlar. Türkiye kimden yalnızlaştı? Amerika'dan yalnızlaştı. Evet. Yani yalnızlaşmamak için Amerika'nın kucağında otursun Türkiye. O Amerika'nın sıcaklığıyla otursun o kucakta. O teklifleri o. Türkiye yalnızlaştı. Sözü tam bir Amerikancı söylem. Türkiye nerede yalnızlaştı? Türkiye dostlarını buldu. Türkiye ilk defa çok uzun yıllardan beri dostlarıyla çok önemli başarılar kazanıyor. Yani Kürdistan 2. İsrail Devleti'ni önlüyor. Azerbaycan ve Rusya ile birleşip Ermenistan işgaline son veriyor. Doğu Akdeniz'de donanma Amerikan-İsrail tehditlerine karşı direniyor. Yani ve orada da tabii müttefikler oluşuyor. Libya ile anlaşmalar yapıp Doğu Akdeniz'deki durumunu tahkim ediyor vesaire. Şimdi bunlara baktığımız zaman Türkiye, Libya'sı, Irak'ı, Suriye'si, hatta Suriye'si yani Suriye ile dost gibi gözükmüyor ama dolaylı olarak bütün bu süreçlerde bakıyoruz. İkinci İsrail planının bozulmasında da Suriye ile dolaylı bir ittifakımız vardı. Bugün Fırat'ın doğusu ve batısında da dolaylı bir ittifakımız var. Ve yukarı çıkalım Azerbaycan'ı, Rusya'sı yani Türkiye çok önemli bir dost şeyi kurdu, birikimi yarattı. Aslında önemli bir kesimini garantiye aldı. Evet. Yani Mustafa Kemal nasıl Atatürk'te Batı'da savaşırken Doğu'yu garantiye almışsa şeyi aynı yöntem. Hem garantiye aldı hem de Doğu'da sorun çözüyor. Bakın bizim İstiklal Savaşı'mızda nasıl başladı? Ermenistan planını İngilizlerin, Ermenistan, Azerbaycan, Kürdistan planını İngilizlerin, hani plan da değil, üç cumhuriyet kurmuştu İngilizler. Bu üçünü yıkarak başladı. Doğu'yu emniyete alıp dediğiniz gibi Batı'da Yunan ordularını denize döktü. Ve Fransızları da aşağıda Antep'ten, Adana'dan, Maraş'tan topraklarımızdan sürdü attı. Evet. Evet, pardon. Beraberinde olduğu için Lavrov'un bugün bir açıklaması var efendim. Belki Lavrov da değişiyormuş, bir Türk geliyormuş. Öyle bir şey okudum. Lavrov galiba Kırım'da. Kendisinin öyle bir talebi var. Evet, Kırımlı bir Türk Dışişleri Bakanı oluyormuş. Bugün bir açıklama yaptı. Astana süreci devam ediyor dedi ve yeni buluşmanın Şubat ayında Soçi'de gerçekleşeceğini söyledi. Güzel. Hani sıcak bir haber olduğu için de onu da siz izledim. Duydunuz mu onu? Lavrov'un yerine bir Türk kökenli bir Rus dışişleri. Birkaç ay oldu efendim. Lavrov bırakıyor görevi diye bir haberler ben, düştü. Dün internette okudum. Lavrov'un yerine bir Türk kökenli Tatar diyor. Tatar Türk işte aynı. Tatar Sergey Narishkin diye bir isim kullanılmış ama evet. Tatar dediğine göre Türk işte. Yani site, evet. Yani şu an baktığım site çok güvenilir bir site gibi durmuyor tabii ama. Hangi yok, site? Konuşuldu bu. Lavrov görevi bırakmak istiyor, önümüzdeki dönemde devredecek falan çıktı diye. Evet. Şimdi CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifak kapsamında HDP'ye dair yeni görüntüler var. İsterseniz onu yönetmen arkadaşımız ekrana versin. Stüdyomuzun içerisinde HDP Esenyurt ilçe binasında ortaya çıkan görüntüler. Bunların üzerine konuşalım HDP'nin durumunu. Kapatılmaz çağrıları var. HDP iştir PKK'dır diye Sayın Fahrettin Altun İletişim Başkanımızın açıklaması var. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl yorumlayacağım? Daha yorumlayacak bir şey yok. HDP iştir PKK. Biz yıllardan beri bunu belirtiyoruz. HDP iştir PKK demek HDP'nin ipi çekiliyor artık yani. Bunu Cumhurbaşkanı'nın danışmanları da söylediğine göre HDP'nin ipi çekiliyor. Evet. Ya yani İstanbul'un tam göbeğe denilebilir. Bakın şimdi HDP'nin kapatılması için ben o konunun uzmanıyım. Türkiye'de bu konuda ilk kitabı yazan insanım. Ondan sonra da yazan da dolayısıyla bir kamuoyu ve siyasi ağırlık oluştu. Sayın Bahçeli bugün grup toplantısında şöyle bir değerlendirme yapıyor. Ya biz de normalde parti kapatmaya karşıyız. Eğer suç işlendiyse kişiler cezalandırılsın diyor. Ama bugün HDP daha farklı bir durumda.
o çerçevede değerlendirilemez ve HDP'yi bugün kapatmak adalete ve milli iradeye saygısızlık değildir. Tabii. Diyor. Güzel. Fakat burada tabii şuna dikkat çekmek istiyorum. Ceza hukukunun yaptırımı olan cezayla, yani suçun işlenmesi sonucunda ceza veriliyor ceza hukukunda. Parti kapatma aynı kategoride değil. Yani diyelim HDP'li suç işler, o bireysel olarak onun cezasını çeker. Ama bir partinin için kapatılıyor. O milli varlığımız, milli devletimiz, cumhuriyetimiz, bir vatan bütünümüz için tehlike oluşturduğu için. Yani onun için burada ceza hukukundan olaya gitmemek lazım. Yani bireyler hata yaptıysa cezalandırılsın. Yani o başka bir şey. O ceza hukukunun konusu. Ama bir de burada hata mata meselesi değil. Terörün arkasında duran, terörü destekleyen, terörü asker toplayan, terörü para toplayan, terör örgütüne propaganda yapan bir parti var. O partiyi kapatmazsan terör örgütü bitmez ki. O bir terör örgütünün soluk alma borusu. Yani HDP, PKK'nın soluk alma borusu. O soluk alma borusunu kapatmadan onun hayatına son veremez. Onun için HDP'nin kapatılması basit bir ceza hukuku sorunu veya işte 3-5 birey ceza hukukunun belli suç tariflerine giren eylemlerde bulunmuş ve biz de gel bunları birey olarak cezalandıralım ve hatta bunlar çok fazla suç işliyorsa bu sefer partiyi kapatalım. Olay bu değil. Parti kapatma ile ceza hukukunun yaptırımlarını birbirinden ayırmak lazım. Peki efendim, ara formül bulma çabaları. Şunun bunun Amerika'nın belli bir gücü var da HDP'nin kapatılma davasını kapatma sonucuyla bağlamayan veya para cezasıyla yetinen bir anayasa mahkemesi ortaya çıkarsa o da Türkiye için baş belası olur yani. Evet. Efendim şimdi bir reklama gideceğiz. Saat başı olmasını, 2 dakika daha var saatimizi tam kuşağa doldurmak adına. Nasıl reklama istersen. Gitmeden önce mesela bu binaya giren çocuk soluğu nerede alıyor? Kandil'de alıyor. Böyle bir binaya girince. Tabii ya, binaya girip HDP faaliyetiyle Kandil'e asker toplanıyor. HDP PKK'ya işte cevazım cenaze arabasından tut da şeyini yol üzerinde efendim diğer belediye yemek araçlarını. Yemek gönderiyorlar tabii bir ara yani. Evet. Daha yemek bile gönderiyorlar. Araçlarını tahsis ediyor. Evet. Moral sağlıyor. Propaganda yapıyor. O yönlerini görmemiz lazım. Ha, bir tartışma da yok zaten. Ben bugüne kadar HDP'lilerle konuştuğumda mecliste olsun biz PKK'yla ilişkimiz yok diyene rastlamadım. Yok. Evet. Biz açık açık sorduk HDP milletvekillerine basın toplantısında. Hiç demezler. Demiyorlar. Bu görüntüleri Esenyurt, CHP Esenyurt Belediye Başkanlığı ilaçlama sırasında fotoğraflıyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Orada çıkıyor CHP'li Esenyurt Belediyesi. Paylaşıyor. Sonra ardından operasyon düzenlenince bu video çekiliyor. Şimdi HDP'liler CHP'ye bizi ispiyonladınız diye suçlama yapıyorlar. Bir vatandaş yani orada çalışan birisi o görünce manzarayı yani fark etmez CHP'li şundu bunu. Yani CHP'nin içinde de vatansever çok büyük sayıda kardeşimiz var yani. Evet. Peki şimdi kısa bir reklam aramız var efendim. Reklam arasından sonra programımıza devam edelim. Değerli izleyenler, çıkış yoluna sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim, çıkış yolu programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümümüze girdik programımızda. HDP'yi konuşarak reklam arasına gitmiştik. Haliyle HDP'yle kapatılması terörle mücadele demek. Bu kapsamda da geçen hafta Irak, Bağdat ve Erbil'e önemli bir ziyaret oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki askeri heyetimiz Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de olduğu PKK'yla mücadeleyi görüşmek için gittiler. Nasıl yorumluyorsunuz efendim bu ziyareti? Akımını Biden'ın çöpulcularını orada temizlemek için Türkiye, Irak nasıl o Barzani'nin referandumuna falan karşı Irak'ta Türkiye işbirliği yapmıştı. Şimdi de PKK'yı temizlemek için işbirliğine doğru gidiliyor. Arkasından Suriye'de Türkiye ile beraber Suriye'deki kalıntılarını temizlemek için işbirliği olacak ve bu iş bitecek. Yani PKK'nın sonu geldi. Şu anda aldığım haberler
Kandil'de PKK'nın liderleri şeyi konuşuyor. Yani ne yapalım, nereye kaçalım, nereye sığınalım, onu konuşuyorlar. Peki efendim, şeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu pek alışılmış bir şey değil. Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ikisi beraber gitmesi de. Asıl onu nasıl yorumlamak lazım? Bu yani askeri operasyon tabii. Onların gitmesi böyle siyasi diplomasinin ötesinde askeri bir işbirliği için gidiyorlar. Onun için o işi en iyi bilen, en yetkili insanlar gidiyor. Yani Türk ordusunun başında olan ve Milli Savunma Bakanı olarak da savunmadan sorumlu bir nolu hükümet adamı oraya gidiyor. Peki efendim, şey ne anlama gelir? Şimdi Sincan, eskiden hep Kandil'i konuşuyorduk. Şimdi anladığımız kadarıyla ki o ziyarete de en çok konuşulan Sincar meselesi. Sincar ne anlama geliyor? Mesela Sincar'ın PKK'dan... Galiba Sincar Kandil'den daha önemli gibi. Yani Kandil'de çok büyük bir askeri güçleri falan yok. Orada daha çok bir sığınak şeyi işlevi görüyor Kandil. Yani PKK'nın lider kadrosu. Orada çok dağlık bir alan, işte bombalanması falan filan, eğitim daha çok, imha edilmesi falan zor. O alanda sığınmış duruyorlar ama Sincar daha böyle askeri güçlerin yığınak yaptığı bir yer gördüğüm kadarıyla. Şimdi orasını efendim şeyden sonra yerleştirmişlerdi. DAEŞ'i piyasaya çıkınca oraları kurtarmak için PKK'yı Amerika oraya getirdi ve orada evet, bir anlamda DAEŞ'i bahane ederek oraya yerleştirdi. Tabii şimdi o Sincar'dan PKK'yı temizlemek Amerika'nın ayaklarını kırmak demek. Amerika'yı oradan temizlemek demek. O çok önemli. Yani Biden'ın kara gücü, ki Biden'ın patronu Obama'ydı. Ne dedi? Benim kara gücüm PKK'dır dedi. İşte şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvvetleri oradan temizleniyor. Peki Fırat'ın doğusunda etkiler mi bu durum? Tabii bu sırayla o Amerika oradan bitirilecek yani. Eğer Trump olsaydı zaten kendi kararıyla çekecekti Amerika'nın askeri gücünü. Şimdi de ya zorla ya da Biden bakacak ki orada tutması zor. Ama tabii orada Biden'a çok ters bir olay. Evet. Geçtiğimiz günlerde Kamışlı'nın tanıdıklarla konuştuk ne oluyor diye. Bu PKK ile Suriye ordusu çatışmaya girince... Onlar şöyle bir şey söylediler. Dediler ki ya bir fırsat doğmuştur. Diyeyim niye, nasıl niye doğdu? Dediler ki Suriye'nin burada havaalanı bölgesinde önemli sayıda askeri var. Yanılmıyorsam 5'te 10 bin arasında bir askeri var. En başta 10 bin civarındaydı ama belki azalmıştır. Suriye askeri, Türkiye, bir de Rusya, Kamışlı'daki PKK bölümlerine bir operasyon yapsa, Kamışlı kurtuldu mu Fırat'ın doğusu önemli ölçüde çözülür tabii dediler. İşte bizim burada hükümetimizin çok ciddi sorumluluğu var, büyük yanlışları var. Biz ne diyoruz? Türkiye'nin hedefi güneyimizde, Suriye'de PKK'yı bitirmek olmalı. Halbuki hükümet çok yanlış bir şekilde orada hedefi işte 90 kilometre derinliğinde bir 450, 500, 600, 700 kilometre boyunda bir şeridi... Koruma hattı. Kontrol etmek diye koyuyor. O ne oluyor? PKK'yı bitirmek değil, PKK'yı aşağıya atmak. Gene PKK ile sınırsın. 90 kilometrelik bir derinlik sağlıyorsun ama o derinliğin ötesinde yine PKK var. Hani 50 kilometre daha git, bu sefer onun altında da PKK olacak. Bunun bir tek çaresi var. Suriye ile birleşeceksin. PKK'yı orada temizleyeceksin. Türkiye'de rahat edecek ve Biden'ın da bütün şeyleri kırılacak. Planları bozulacak. Çünkü sonuç itibariyle Biden orada PKK ve IŞİD'e dayanarak, DAEŞ'e dayanarak planlar yapıyor. Kendi askeri güçleri, onun destekçisi olan kuvvetler. Esas şey kullanarak, vesayet savaşı deniyor ya, piyon kullanarak savaş. Amerika'nın kendi askerini orada doğrudan doğruya mevziye sürmesi çok zor. Amerika'da çok büyük infial olur. Onun için PKK'nın temizlenmesi... Biden'ın temizlenmesi. Peki DAEŞ'in tekrar piyasaya sürülmesine ne diyorsunuz efendim? Yeniden bir sanki yavaş yavaş DAEŞ ortlamaya başladı. Sayın Akarlar'ın ziyaretinin hemen ardından da Bağdat'ın göbeğinde bomba patlatıldı. Evet. IŞİD üstlendi. İşte demin söyledim ya, PKK, DAEŞ, FETÖ, DAEŞ'in içindeki çeşitli gruplar, İslami Türk Partisi falan filan, işte bunların hepsi FETÖ, PKK, DAEŞ, bunlar hep Amerika'nın oradaki kuvvetleri. Evet.
ABD PKK ilişkisi denince akıllara Uğur Mumcu da geliyor efendim. İki gün önce ölüm yıl dönümüydü, 24 Ocak. Evet. Bu konuya da ilişkin birkaç bir şey işte, söyler misiniz? Tabii işte Uğur Mumcu da son zamanlarda hep bunu yazdı. Evet, bizim resmimiz. Onun da böyle bir adetimiz vardı. Böyle bir araya geldiğimiz zaman biz aynı Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nden mezunuz. Ondan sonra öyle bizim şey günlerimiz olurdu. Deneme Lisesi mezunlar günleri falan, birlikte yemek yeriz falan. Orada bir gel beraber bir fotoğraf çektirelim derdik böyle. Başka fotoğraflar çektirdik. Da var. Ya, var işte böyle seri fotoğraflarımız vardır. Öyle bir fotoğraf çektirme adetimiz vardı. Şey, ikimiz de elimizi yeleklerimizin cebine sokarız. Burada gerçi yelekleri... Diğer fotoğrafınız da var yönetmen arkadaşımızdan fotoğrafta o da var. İşte ikimiz de o zaman nedir 63 falan tahmin ediyorum. İşte 20 yaşlarında falan Uğur Mumcu ile 20 yaşlarında Doğu Perinçek. Hangisi Doğu Perinçek, hangisi Uğur Mumcu, herkes ayırt edebiliyor mu hocam? Yani sağdaki... cepheden bakan Doğu Perinçek, yan bakan Uğur Mumcu. Evet. Uğur'un da orada imzası var. Bana imzalamış. Bak Doğu'ya demiş solda şey var. Öbür fotoğrafı da gösterelim. Diğer fotoğrafta yani yönetmen neyse. Arkadaşımızdan rica edelim. Evet. Bu da evet. Öbürü. Bu da öbürü. Evet. Bu da güzel bir isim. Evet. Yelek merakımız falan. Biraz böyle şeye Jön Türklü'ye özenen fotoğraflar, o yelekler. İttihatçı şeylerim. Görüntüleri evet. Güzel. Ya Uğur Mumcu. Uğur Mumcu ile tabii bizim işte lisede aynı sınıfta değiliz. Farklı şubelerdeyiz. İlk tanışmamız lise 1'de ben Karınca Kararınca diye bir duvar gazetesi çıkarttım. Lise 1 eve. Götürdüm müdürün odasının bulunduğu salonun duvarına. İşte bu büyüklükte falan bir gazeteydi. Şu ekran büyüklüğü. Kocaman. Ama elimle yazıyorum falan. Ondan sonra işte bir baktım Uğur Mumcu'ymuş o. İşte gazeteyi böyle şey dikkatli okuyor falan. Ben de gittim. Dedi ki bu gazeteyi dedi siz mi çıkarıyorsunuz falan. Evet ben çıkarıyorum dedim. Ben de dedi yazabilir miyim dedi. Ne güzel olur dedim tabii yazın falan. Uğur Mumcu şeydi. Çok şakacı. Böyle devamlı güleç, eğlenen, espri yapan. Ondan sonra lisede beraber. Ondan sonra o benden bir sene sonra girdi hukuk fakültesine. Ondan sonra hukuk fakültesinde ben onun üst sınıfındaydım ama dedim hukuk fakültesinde beraber ve şeyi kurduk. Ben üçüncü sınıftayken hukuk, o ikinci sınıftayken hukuk fakültesi fikir sanat ocağını kurduk. Yani bu Fikir Kulüpleri Federasyonu Dev Genç'in hukuk fakültesi ayağını Uğur Mumcu, ben Adil Özkol 3, Hüseyin rahmetli oldu 4, Orhan Hamasya Milletvekilliği yaptı. Beşimiz kurduk ondan sonra. Öyle bir örgütçülüğümüz de var Uğur'la beraber. Ondan sonra işte ben hukuk fakültesinde asistan oldum 64 yılında. O da benden 3 sene sonra İngiltere'ye gitti, geldi falan. 3-4 sene sonra o da asistan oldu. Bu sefer asistanlıkta da beraber olduk. Sonra 12 Mart geldi. Bu sefer hapishanede aynı koğuşta beraber oldu. Yani koğuşun neşesiydi. Ve devamlı şakalar yapar falan filan. Bu sefer hapishanede beraber olduk. Onun o Sakıncalı Piyadesi de okumalarını herkesin öneririm. İşte o hapishaneyi anlatıyor, Mamak Cezaevini falan. Orada söyler yani orada en tutarlı, en mücadeleci grup. Sol gruplardan başkası yoktu. Sol gruplardan başkası yoktu yani. İşte orada dev yolu var, şu su var, bu su var. Yani o zaman dev yolu yoktu da TKP'cisi, TKO'su, şu bu falan. TKP'si falan. İşte en mücadeleci, en tutarlı grup Doğu Perinçek ve arkadaşlarıydı falan diye. Orada uzun uzun şakalar falan da yapar. O Sakıncalı Piyade. Evet, evet. Öyle tatlı bir adam, bir arkadaş. Suikaste bağlayacağım aslında. Bir suikast sonucunda hayatını kaybetti. Bugünlerde de bir suikast tartışması var Türkiye'de. İşte ama işte Uğur Mumcu'ya suikast bir planın
parçası. Hı-hı. Yani Kemalist devrimin aydınlarını işte Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Eşref Bitlis, Uğur Mumcu'dan hemen sonra Şubat 14'te mi 17'de mi yani Uğur Mumcu 24 Ocak diyelim 18-21 gün sonra falan da o komutanımız Eşref Bitlis katli şehit edildi. İşte bu insanlara baktığımız zaman hepsinin resimlerini yan yana koyalım Bahri Yavuşak falan. Bunlar hep aynı insan. Türkiye'nin Kemalist devrimci aydınları. Yani Kemalizmin sonu geldi, bitireceğiz falan diye Amerika ilan etti. Orada bir terörle yani bak bu bunların gibi olmayın, başınıza bu iş gelir. Yani o bir operasyondu, bir Amerika operasyonuydu, Gladio operasyonuydu. Uğur Mumcu'yu da o zamanki Kemalist devrimci aydınların en parlak temsilcilerinden biri olduğu için tabii hedef aldılar. Bugün de bugünlerde de benzer bir suikastlerin olması tartışması var. İşte o da Biden planı içerisinde konuşuluyor. Yani o konuda bazı ciddi bilgiler var. Korgeneral Pekin o bilgileri almış. Bize de o bilgiler geldi. Tabii bu hükümet can güvenliğini sağlayamıyor. Bakın. İşte insanlarımız pat 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 ölüyor. Yani o da Tayyip Erdoğan'ın devirme planının bir parçası olarak gündeme gelebilir. Bu konuda bazı duyumlar geliyor. O duyumları aldığımız zaman o hangi planın içerisinde anlam kazanıyor? Biden'ın bu hükümet Türkiye'de can güvenliği sağlayamıyor. Bu hükümet gitsin. Evet. Sözde Cumhurbaşkanı can güvenliği sağlayamaz tabii. Siz ona sözde Cumhurbaşkanı dediğiniz zaman ondan beklediğiniz ne can güvenliği var, ne ekonomik gelişme var, ne adalet var, hiçbir şey yok. Efendim Uğur Mumcu'nun cenazesini hatırlıyorum da sonrasında tüm Türkiye çapında büyük gösteriler olmuştu. Yani milyonlarca insan evet. Meydanlara çıkmıştı ve bütün Türkiye İran olmayacak diye slogan attı. İşte yani, o zaman o öyle yönlendirdiler. Evet yani cinayeti işleyenler... Biz bir tek şey yaptık, evet. Tabur koyduk. Dedik ki bu İran'dan gelmiyor bu. Amerikan Gladius'u yaptı ve serinin hepsi o. Evet. Yani Muammer Aksoy demin söylediğim gibi Bahriye Uçok ondan sonra işte Bitlis, Çetin Emeş falan. O serinin tamamı Kemalist aydınları hedef falan. Bir seri ve İran'la ilgili bir olay olmadı da zaten ortaya çıktı. Bunların hepsi Gladio cinayeti. İran olsa zaten iki günde yakalanırdı. Tabii. Yani yakalanmamasının sebebi de Amerika'nın Gladio'su yaptığı için. Evet. Yani dokunamıyor. Yoksa İran yapsa hükümet hemen bulur ve çıkartırdı. Yani o günden beri sürekli İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getiren bir strateji. Tabii. Hem kendi vuruyor hem de İran'ı. Suçlamaya çalışıyor. İran'la Türkiye'nin arasını açmaya çalışıyor tabii. Bu yani Uğur Mumcu'nun benim Uğur Mumcu arkadaşımın kardeşimin öldürülmesi tam bir gladio cinayetidir. Necip Ablemitoğlu'nda da benzer propaganda yürüttü. Ya bunu şunun için de hatırlatma ihtiyacı duydum. Şimdi bazen insanlara bir rüzgar esiyor ve herkes o rüzgara inenebiliyor. Mesela birçok insan o dönemde herkes hakikaten İran yapmıştır diye de inandırdılar. Kafadaki şema bozuk. Evet. Yani Türkiye laik Müslüman çatışması falan o evet. Çerçevede Türkiye'yi görürsen evet. Hemen gözünü İran'a çevirsin. Evet. Zaten senin gözünü oraya çevirttiriyorlar. Evet. Yani onun için çok dikkatli ve şey olmak tabii, lazım. Yani tabii. Oyunlara düşmemek için böyle önünüze sürülen, sizi götürülmek istenen yere çeşitli şekilde tabii. Sürülen... Politikalara karşı çok dikkatli herhalde olmak doğru. Lazım. Tabii. Evet. Güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistem muhalefetin. Onun özellikle... ne olduğunu daha anlamış değiliz. Henüz kimse bilmiyor. ne olduğunu anlamış. Sır olarak da. Şöyle bir özet var. Tam tabii doygun bir detay yok ama İYİ Parti kendi milletvekillerine sunum yapıyor. Orada şu var. Cumhurbaşkanlığı nasıl seçileceği belli değil. Ve şu ifadeyi kullanıyor orada sunum yapanlar. Bizim için Cumhurbaşkanı'nın halk veya meclis tarafından seçilmesi önemli değil. Önemli olan tarafsız, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilkeleriyle donatılmış görev ve yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı i̇şte olması. İşte bakın bir şey bunu söylediği an bunu yazanlar anayasa hukuku bilmiyor.
anayasa hukukunu bilmiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı halk seçtiği zaman o başkanlık sisteminde olur. Ama Cumhurbaşkanı meclis seçerse o da parlamenter sistemde olur. Yani ne halk seçmiş, parlamento seçmiş fark etmez falan gibi bir cümle şey yaptınız, aktardınız. Onu dedikleri an bunu yazanlar anayasa hukuku da anayasa hukuku bilmeden ve dünyadaki anayasa sistemlerini, hükümet sistemlerini bilmeden oturmuşlar, güçlendirilmiş bilmem ne falan parlamenter sistem diye bir anayasa yazmaya çalışıyorlar. Bakın biz anayasasını Türkiye'nin yazdık. Onu gösterebiliriz de. Evet. Türkiye'nin anayasa, anayasa birikimi adlı kitabını ben bir anayasa tasarısı olarak yazdım. O zaman meclis başkanı Sayın Cemil Çiçek'ti. Bizim partimize bir yazı yazdı. İşte anayasa tartışmaları vardı 2013 yılı. Bundan sonra bizden de bir anayasayla ilgili eleştiriler vesaire istedi. Ben de orada hem bir anayasa hukuku kitabı yazdım. Sonuna da bir anayasa taslağı da yazdım. Yani Vatan Partisi'nin 2012 yılında yazılmış ve meclise sunulmuş meclis başkanına, Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunulmuş bir anayasa taslağı var. O iyi bir tamamen Kemalist devrim temeline oturan, yani bizim 1876-1909'da yeni bir anayasa yapılmadı ama 1876 anayasasında o kadar çok değişiklik yapıldı ki 1909'da o yeni bir anayasa gibi oldu. O sonra 1921-20 Ocak anayasası, meclis hükümet sistemi. Sonra 24 yılında Atatürk'ün yaptığı yürütme organını güçlendiren anayasa. Mesela 60 yılına geldiğimiz zaman o anayasa değiştirildi. Ve 1961 anayasası geldi. Sonra da 61 anayasası hem 12 Mart darbesiyle hem 1980 darbesiyle biçildi. Sonra 1982 anayasası geldi ve en son da Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Şimdi bu İYİ Parti Türkiye'nin anayasa tarihini de bilmiyor, hükümet sistemlerini bilmiyor, anayasa hukuku bilmiyor. Bu güçlendirilmiş şeyi nasıl yazacak artık? Bu çalışmaları en nihayetinde anayasa değişikliği şart. Anayasa değişikliği yapacaklar. Bu kapsamda hazırlıklarında ilk dört maddeyi de tartışmaya açabilirler mi sizce? Onu İYİ Parti ona cesaret edemez. O zaten İYİ Parti'de bir çözülme ve dağılma. Gizli var. Anlaşmada yaptılar o, öyle bir şey ama ya, fiyaskoyla evet, sonuçlandı. Ama gizli anlaşmada var. Yani Kaboğlu'nun evet, yaptığı anayasada anayasanın temeli, Türkiye'nin temeli yıkılıyor orada. Yani Türk kavramı kaldırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti kaldırılıyor. Etnik gruplara bölünüyor. Ondan sonra mezheplere bölünüyor. Cemaat, tarikatlara özgürlük tanınıyor vesaire ve özellik şeyi şartı kabul ediliyor. Yani o İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı anayasa tamamen Türkiye Devleti'ni demin söyledik ya sözde devlet. Evet. Sözde devlet. İşte sözde devletin anayasası. Sözde devletin anayasası İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı anayasa ve onun takdiminde de Kılıçdaroğlu'nun ön sözü ve imzası var. Hani ondan da kaçmaya çalışıyorlar. Vallahi billahi biz yapmadık o falan diye ama üstünde CHP amblemi olan. Evet, bu da benim söylediğim Türkiye'nin anayasa birikimi kitabı. Bölücü anayasanın eleştirisi ve Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesi. Bunun bu kitabın sonunda bir aynı zamanda anayasa önerisi de var. Evet. Türkiye için. Efendim isterseniz yavaş yavaş ekonomiye biraz girelim içelim. Zaten çünkü çok sona doğru kritik bir nokta. Şimdi faizler düşürüldü. Sonra tekrar yükseltildi. Şimdi kim hangi esnafla konuşsak bu ara şöyle şeyler söylüyor. Bu faizlerle biz çarkımızı döndürmemiz mümkün değil diyor. Nitekim bugün mesela kredi kartımıza da notlar geldi bankalardan. Mesela şöyle deniyor, işte 1 Şubat'tan itibaren geçerli faiz oranı 1.89, temerrüte düşersen 2.16 galiba ki. Yani normal vatandaşın tüketici faizinde bile %25'lere
eğer bileşik faize koyduğun zaman %30'lara varan bir faiz uygulaması geçecek ve yani bu şekilde alışveriş yapmamız kredi kartıyla hele borca giderek zorlaşacak ki Türkiye'de çok insanın şey var işte alıyor taksite böldürüyor veyahut da işte bir gerekli olduğu kadarını ödüyor falan geri tarafına faiz istiyor. Yani nereye gidiyor o yani anlamda şimdi nasıl görüyorsunuz? Tabii, aslında ben daha çok tüketici ya uygulanan faiz değil de tabii orada siz haklısınız. Esas sanayiciye uygulanan üretime faiz. Giden faiz evet. Çark o döndürmek önemli. İçin. Çünkü burada faiz gelişmiş bir kapitalizmde faiz sıfırlanır. Neden? Faize giden kaynak kardan kesilir. Yani faiz orta çağdan kalan bir sömürü kaynağı. Yani faiz ve rant orta çağdan kalmadır. Kar kapitalist rekabet sisteminin gelir kaynağıdır. Çünkü karda ne var? İşçiyi çalıştırıyorsun, bir şey üretiyor ve onun ürettiğinin bir kısmını ücret olarak görüyorsun, bir kısmını da el koyuyorsun. O kar. Ama bir de o faize girişimci veyahut da şeyin sahibi, sermaye sahibi, fabrikanın sahibi faize kaynak ayırdığı zaman ne oluyor? Sanayicinin elinden en sonunda işçinin ürettiği kaynakların bir kısmını sanayicinin elinden alıp tefeciye, faizciye veriyorsun. Bu nedir? Kapitalizm içinde bir ayak bağı, bir pranga. Çünkü tekrar yatırıma yönelecek bir kaynak ortaçağ gelirleri haline geliyor ve faizciye gidiyor. O bakımdan tabii faiz sanayiciye vurulan ket olarak görülebilir. O çok önemli. Ama ben tabii bu da önemli. Yani faiz politikası çok önemli ve düşük faiz politikası sanayici politikasıdır ve üretimden yana politikadır. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye çok köklü kararlarla istihdama yüklenip işsizliğe son verip büyük işsiz yığınlarını çalışma süreçlerine sokması lazım. Yani üretim devrimi veya üretimi nasıl artıracaksınız? Çalışan insan sayısını artırarak. Yani teknolojiyi geliştirerek artırırsınız ama kısa vadede teknolojiyi geliştiremezsiniz. Teknolojiyi geliştirmenin yolu da daha çok insanın çalışması. O bakımdan bugün Türkiye ekonomisinin düğümlendiği nokta istihdamdır. Yani daha çok insanın çalışmasıdır. İşsizliğe son vermektir. İşsizliğe son vermede nasıl olur? İşsizliğe son vermek için yatırım yapacaksınız. Yatırım yapabilmek için de tasarruf yapacaksınız. Yani Türkiye'nin ürettiği kaynakların diyelim bir bardak su üretti Türkiye. Bunun içinden hiç olmazsa %25'ini tüketmeyip fabrika açma, tarıma buna ayıracaksınız. O zaman ne olacak? Türkiye'nin üretimi artacak. Üretimi arttığı için de işçi ücretini artırırsınız, memur maaşını artırırsınız, esnafın gelirleri artar, sanayicinin kârı artar falan. Yani bütün gelirlerin artması ve refah sonuç itibariyle üretimden gelir. Başka türlü olmaz. Veya dışarıdan gelen kaynakları bir süre yersin. O Turgut Özal döneminde olduğu gibi yatırmazsın. Ondan sonra herkesin cebine biraz gider. Ama bu sefer gelecek kuşakların sırtına da 450 milyar dolar borç yükünü yıkarsın. Onun için bizim bugün işsizden yana mı olacağız, işçiden ve memurdan yana mı? Burada bir net politika saptamamız lazım. Öncelikle biz işsizden yana olacağız. İşçiden yana olmak da böyle mümkün. İşsizden yana olursak, yani istihdama yönelirsek, daha çok insan çalışırsa fabrikalarda daha çok üretim yapılırsa o üretimle paylaştıracağın değerler de artar. O zaman işçiye de verirsin, çiftçiye de verirsin, maaşları da arttırırsın. Dolayısıyla esnaf zanaatkar gelirleri de artar, sanayici kârları da artar falan. Onun için bugün Türkiye ekonomisinin düğümlendiği nokta üretim devrimi. Ama üretim devrimi de genel bir şey, üretim devriminin püf noktası veya kritik anahtar hareketi işsizliğe son vermek, daha çok insanı çalıştırmak için yatırım yapmak. Yatırım yapmak için de tasarruf. Evet. İşte tabii bu yüksek faizlerle, banka kredisiyle yatırım yapma imkanı da Tabii şimdi azalar. Sen yatırım yapacağın kaynağın bir kısmını faizciye veriyorsun. Evet, evet. Yatırıma gitmiyor, faizciye gidiyor. Bugün bir açıklama oldu efendim. Türkiye'nin işte esnafları
sanayicisi, tüccarı. Evet. Çok güzel. Tesk, TÜSİAD, MÜSİAD falan. Ben orada Türk işi de aradım. Yok ama o galiba şeyden dolayı yok. Yani bunlar daha çok küçük sermaye ve evet. Evet. Ortak açıklama önceliğimiz fiyat istikrarı. Yani enflasyonla mücadele ediyorlar. O zaman biz bunu sağlayabilirsek eğer yabancı yatırımcıyı da ülkemize çekmek hem de yatırımların önünü açmak için. Şu anda çünkü çok yatırımcı yatırım imkanı olmasına rağmen biraz önünü göremediği için erteleme gibi bir takım. Vallahi ben bu fikre katılmıyorum. Yani fiyat istikrarı vurgusu yanlış bir vurgu. Yani bir maliyet enflasyonu olmadan Türkiye'de kalkınma olmaz. Yani enflasyonu öcü ilan ettiren IMF. Mesela enflasyonu öcü ilan eder ve aşırı bir fiyat istikrarı vurgusu yaparsanız siz kömürü Rusya'dan, Ukrayna'dan getirmeye devam edersiniz daha ucuz diye. Evet. Pamuğu Çin'den almaya, Yunanistan'dan, Amerika'dan almaya devam edersiniz. Denizli, Gaziantep, Kayseri senin memleket. Oradaki küçük sanayiyi çökertirsiniz. Çünkü İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan o küçük sanayi ya da Çin'den getirmek daha ucuz olduğu için Kayseri'yi, Denizli'yi, Bursa'yı, Konya'yı bunları feda edersiniz. Onun için Türkiye'de istihdama yönelik, üretime yönelik politikalar kaçınılmaz olarak enflasyonu da getirecek. Biraz enflasyonu kabul edecek. Ama o enflasyonla birlikte aynı zamanda ne yapacaksınız? Ücretlerde, maaşlarda da enflasyonun altında kalmayan yükseltmeler yapacaksınız. Evet. Onun için böyle fiyat istikrarı vurgusu, IMF vurgusu. Yani çünkü fiyat istikrarı dediği an onun sonuçlarını söylüyorum. Kömürü git Ukrayna'dan al, Güney Afrika'dan al, pamuğu Amerika'dan getir. Kayseri'deki, Denizli'deki efendim küçük esnafın canını oku Gaziantep'teki. Konya'daki, Trabzon'daki. Ya da patates, soğan depolarını basmaya gidersiniz bir süre sonra. Başka sıkıntı doğar o zaman da. Tarımı yani, da desteklemek yani, lazım. Evet. Ben yatırım derken sanayi ve tarım yatırını birlikte evet, şey yapıyorum. Yani mesela diyelim bugün şuna çok büyük ihtiyaç var. Biz Tarım Bakanlığımıza da bunu önerdik ve bazı adımlar atılmasını bekliyoruz. O gün bazı ümitlerimiz canlandı. Yani şehirlere yırılmış, terörden kaçmış köylü kitleleri var. Özellikle işte Diyarbakır'a, Urfa'ya yığılmış, diğer o bölgeye yığılmış. Hatta İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya gelmiş. O çiftçilerimizin, özellikle hayvancılarımızın memleketlerine dönmeleri için hatta o Şıhbız'ın köylüleriyle bizim bu ulusal kanalda yaptığımız bir telefon konuşmasında şikayetçi derdi. İşte biz dönmek istiyoruz. Köyümüze dönmek. Eryol Köyü'ne dönmek istiyoruz. Diyarbakır'a yığıldık. Burada çocuklarımız işsiz, perişan vesaire. Ben de onlara şunu sormuştum. Bir aile kaç koyunda geçinir? 50 koyun dedi. Tamam dedim. 50 koyun aile başına verilse, siz bir şey olarak, kredi olarak verilse, siz o 50 koyunu çoğaltsanız, sütünü sağsanız, yoğurdunu yapsanız, aynı zamanda besicilik, oradan diyelim koçları besiye verseniz falan, bu 50 koyunu 5 sene sonra öder misiniz? Öderiz tabii falan filan. 50 koyunu 1000 koyun yaparsın. Ondan sonra şimdi o sistem mesela bu da tarıma yatırım ve aynı zamanda köye dönüşü sağlayacak bir yatırım. Yani tekrar merasına, otlağına dönecek. PKK'da temizlendi. Ondan sonra hem Türkiye'nin hayvancılığı gelişecek, tarımı gelişecek, ekecek, biçecek. Hem şehirlerdeki yığılma son bulacak. Çocuklar, gençler şehirlerde şeyden suçun şeyinden kurtulacak, esaretinden. Suç örgütlerinin şeyi o vurdusucu, kırdıcısı uyuşturucudan şundan falan onlardan kurtulacak falan. Onun için bu bir köye dönüş hem Türkiye'nin ekonomik kalkınması hem aynı zamanda sosyal huzur, barış ve gençliğin sağlığı açısından son derece önemli. Evet. Günün şarkısı ve film önerisine geçmeden önce bir sözünüz var efendim. Yine tartışıldı geçen hafta bir televizyon programında söylediğiniz Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş ile ilgili. Buraya şimdi, da bir kısa evet şimdi bakın sen. Şöyle. Mahir Çayan 1968 ben 1968 yılının lideriyim.
başkanıyım. Hem fiili başkanıyım hem de örgütün daha sonra Dev Genç adını alan Fikir Kulüpleri Federasyonu ve bütün gençlik hareketleri 68'de oldu. Yani benim başkanlığım döneminde oldu. 29 Nisan Ankara'daki o 68 baharını eylemlerinin başlangıcı olan o büyük miting, arkasından miting yürüyüş ki o çok önemliydi. Onun arkasından Dato haftası çeşitli eylemler ve Haziran'da da bir üniversite işgalleri yaptık. İlk önce hukuk fakültesi, sonra aynı gün dil tarih fakültesi, ondan sonra bir gün sonra fen fakültesi Ömer Özer Turgut başında. Ondan sonra Deniz Gezmiş haber yolladık. İki gün sonra İstanbul Üniversitesi işgal edildi. Sonra işte Hasan Yalçınlar, Ferit İseveler Teknik Üniversitesi işgal ettiler falan. Bütün bu eylemlerde ve ondan sonra NATO eylemleri, şeyin denize dökülmesi falan benim genel başkanlığımda oldu. Ve oralarda Mahir Çayan yoktu ama Paris'teydi. Deniz Gezmiş bir gençlik lideri vesaire ama Deniz Gezmiş aynı zamanda benim örgütümün emri altında, benim emrim altında çalışan DÖP'tü ayrı grupta ama ondan sonra bana mektubu da var. O DÖP'ü aldık. Tekrar Dev Genç'in içine soktuk. Onun da mektubunda söyler zaten. Hapishaneden yazdı. Bizim çocukları git toparla ve FKF'ye sok falan diye. Bu doğru bir şey. Mahir Çayan döndükten sonra da o örgütün devamıydı ve ben o harekette Mihri Beli'den sonraki hatta fiili lider bendim. Mihri abi de bizim büyüğümüz, liderimizdi. Bu bir gerçek ama 70 yılına geldiğimiz zaman bireysel maceracı eylemler pompalandı gençliğe. Alberto Boya'nın kitapları, Marighella'nın kitapları falan o felaket getirdi. Bakın ne oldu? 6 yaşındaki çocuk kaçırılıp fidye istendi. Banka soyuldu. Deniz Gezmiş banka soydu. Mahir Çayan banka soydu. Mahir Çayanlar şoförü arabasına el koyacağız diye şoförün ağzına eterli bezi bastırdılar. Şoför öldü. Ondan sonra Sibel miydi o 9 yaşındaki kız evet. Siper yapıldı. Yani bunlar rezalettir. Yani bir sol bunları mahkum etmeden ilerleyemez. Bugün kimse bunları yapabiliyor mu? İşte onları mahkum ettiğimiz için. Deniz Gezmiş de bütün bunlar yaşandıktan sonra yakalandığı zaman biraz evvel o telgrafı tekrar gösterelim. Beni Ulucanlar'a daha o zaman ben aranmaya başlamamıştım. 2 ay sonra ilan edildim. Ulucanlar işte acele gel Deniz Gezmiş diye Doğu Perinçek yolladığı telgraf. İşte gittim 3,5 saat Ulucanlar cezaevinde görüştük ve o zaman bu yapılan banka soygunları falan filan onların yanlış olduğunu artık görüyordu. Ve onun bir darbe planıyla bağlantısını da hepimiz biliyoruz. Yani 9 Mart darbesi işte Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar banka soyacak, bilmem ne yapacak, terör yapacak, Adalet Partisi'ni basacak, oraya buraya bilmem patlayıcı atacak falan. Ortalık karışacak, asker de gelecek, el koyacak. 9 Mart darbesi buydu. Ama 9 Mart'a karşı ne yaptı? Amerika 12 Mart darbesini yaptı. 9 Mart'ta gelse 12 Mart'ın yoluna girecekti bir süre sonra. Hatta belki de bu gençlerin bazılarını falan o gece o tür işaretler de var, öldürecekler. Şimdi o darbe şeyine girmeyen, planına girmeyen tek örgüt o zaman Proleter Devrimci Aydınlık'tı. Bütün o TAKBC'si, TAKO'su falan zaten banka soyarak, demin dediğim işleri yaparak o darbe planına girdi. Bu da Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın bana yolladığı vekaletname o zaman. Ve bana şunu söylediler, gittim o görüşmede 3,5 saat Deniz'le konuştum. 1 saat kadar da Hüseyin İnan'la konuştum. İşte bana dediler ki bizim sözcümüz ol. Ondan sonra bir basın toplantısı yap. İşte biz aynı bizi farklı hücrelerden çıkarsınlar, beraber olalım. Bizim fikirlerimizi kamuoyuna açıkla falan. Onu da yaptım. Onu da bir tek Aydınlık yazdı. Şimdi Deniz Gezmiş'im falan Hürriyet Gazetesi niye o zaman onu yapmadı? Şimdi o zaman niye Hürriyet Gazetesi Doğu Perinçek Deniz Gezmiş'lerin
hücrelerden çıkartılıp aynı beraber koşu konmasını savunduğu zaman haber yapmayan. Şimdi birinci sayfadan gördüm. Şimdi Doğu Perinçek aleyhine şey falan şey için. Yani orada bir takım adamlar çıktı ortalığa. Ondan sonra işte denizi gezmiş Doğu Perinçek'in yönetiminde diyordu falan. Yönetimimdeydi ve bana yolladığı mektubu da koyabilirsiniz. O mektup da bir kendisinin yöneticisi olan bir lidere yazılan mektuptur. Zaten başkasına da yazılmış bir mektup yok. Bir babasına yazdığı mektup var, bir de bana yazdı. Evet. Peki, haftanın şarkısı... Mahir Çayan'a gelince pardon. De bakın o da hem TKBC iddianamesinde var hem de Turan Feyzoğlu diye gençlik kitapları yazan bir şey var, yazar var. O Turan Feyzoğlu'nun şeyinde Bulguç, Hülagü Bulguç Utu talebesi. Onun evinde kalıyor Mahir Çayan. Ve bu İngiliz teknisyenlerini kaçırmaya gitmeden önce diyor ki bana diyor Doğu Perinçek'i bulun, onunla görüşmek istiyorum. Ben de o zaman aranıyorum ama Beşparmak Dağları'nda olduğum için Mahir Çayan'la görüşmemiz mümkün olmuyor. Görüşsek niçin benimle görüşmek istiyordu? Bir tek sebebi vardı. Onların o İngiliz teknisyenlerini kaçırmaya gitmesine falan siz ne yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. İngiliz teknisyenini kaçırarak hiçbir şey elde edilemez diyecek tek adam. Çünkü herkes birbirine bana korkak derler falan diye. Evet, o dönemlerin meşhur şey endişesi. Sonradan da hatıralar yazdılar. Yaptığımız iş yanlıştı ama Mahir Çayan da söylemiş. Biz yaptıklarımızın Marksizm'de falan yeri yoktur demiş. Ama hiç kimse ya ne yapıyoruz bu yaptıklarımızda biz kimseyi kurtaramayız. Deniz Gezmiş'in asılmasında da maalesef sahte solun çok büyük rolü vardır. Şöyle rolü oldu. Senato'ya gelmişti. Senato'da Supi Karamanlar imza topluyordu. Bizim genel başkan yardımcımız Supi abi. İki kişi kalmıştı diyor ve o imzalar sonucunda Senato'dan şey yapılacak, Deniz Gezmiş'in idamının infazı reddedilecek. Tekrar meclise dönecek. Zaman kazanılacak. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nde bir süreç işliyor. İnönüler falan harekete geçecek falan filan ve tavsiyecek ve idam belki önlenecek. Ama o sırada ne oldu? Hemen çatapat 2-3 tane böyle şeyler yapıldı, eylemler yapıldı. Kemalettin Eken'e suikastler, jandarma komutanına falan filan, asker öldü falan oldu falan. O zaman idam yönündeki yani o eylemler güçlendi. İdam yönündeki şeyi yobazlığı kışkırttı. Deniz Gezmiş de zaten avukatlarına diyor ki bunlar hepsi yayınlandı. Aman diyor arkadaşlara haber verin sakın eylem yapmasınlar bizi astıracaklar. Yani o eylemlerin kendilerini astırmaya hizmet edeceğini o da içeriden görüyor. Bizim İstanbul Baro Başkanlığı yapan avukat arkadaşımız o zaman Deniz Gezmiş'in arkadaşıydı. O da bunları açıkladı. Dedi ki Deniz bana dedi ki git söyle. Arkadaşlar sakın beni kurtarmak için eylem yapmasınlar. O bizim asılmamıza neden olacak falan. Öyle bir konumdaydı onu söyleyeyim. Bunları her zaman gelmiştir Filistin'e giderken benden izin almıştır. İşte parti kurma konusunda benimle görüşmüştür. Döbü FKF'ye katma konusunda benim talimatlarım yönünde hareket etmişlerdir vesaire. Bunlar o zamanın gerçekleri. Evet. Sonradan 70 ve 71'de yaptıkları da çok büyük yanlışlardı demin söyledim. O yanlışları onun ikisi de gördü. Yani Deniz Gezmiş de Mahir Çayan da o yaptıkları yanlışları, banka soygunları falan, çocuk kaçırma falan onların yanlış olduğunu her ikisi de gördü sonradan. Evet. Peki efendim programımızın sonuna geldik. Şarkı ve müzik ve film önerisini de alalım. Demin Diyarbakır'dan, Şıhbız'ın köylülerinden bahsettik. Diyarbakırlı Celal'den Kara Gözler diye Atatürk de dinlemiş o parçayı, Kara Gözleri. Onu şimdi sizin getirdiğiniz... Atatürk Şark Bülbülü ünvanını almasını... ona vermiş Celalettin evet. Güzel'e. O Kara Gözler güzel bir Diyarbakır mayası diyelim. O
Fikret Öcalan'ın deyişiyle eşek gözü, sıpa gözlüler. Evet, evet. Evet, sıpanın abi gözleri çok güzel. Evet, film önerisi olarak ABD'nin gizli tarihi. Film önerisi ABD'nin gizli tarihi, bu Oliver Stone'un. O da tavsiye ederim, böyle Amerika'yı çok konuştuğumuz bir dönem. Bir kere daha önermiştim. Bu 6-7 şeylik bir dizi. Belgesel tarzı. Belgesel dizi ama Amerikan tarihini, yakın tarihini ama. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasını çok çok güzel anlatıyor ve bugünü anlamakta da çok etkili bir dizi. Evet. Müzeye eşlik eder misiniz yoksa efendim kapanışı şimdi onunla yapalım. Estağfurullah. Celalettin Celal Güzel Ses çok çok güzel. Yani o çark bülbülü deniyordu. Atatürk'ün de Atatürk onu 18 yaşındayken de Diyarbakır'a kolordu komutanı olduğu zaman dinlemiş. İlginç. Daha sonra Dolmabahçe'de Mevlüt okutuyor. Aa, evet. Mevlüt okutmuş. Ve Mevlüt'ü de plağa aldırtmış. Celal Güzel Ses Güzel Ses'in Mevlüt'ünü Atatürk taş plağa aldırtıyor. Bunu diyor plağa alın diyor. Mevlüt okutuyor. Evet. Peki efendim, Diyarbakırlı Celal Güzel Ses'in Kara Gözler parçasıyla programımızı sonlandırıyoruz. Ve kitap olarak da Kemalist Devrim dizisini önermeye devam ediyoruz. Bu 9-8 kitaplık oldu dizimiz. Ama şu yeni çıktık, yeniden yazdım bunu. Kemalist Devrim'in tarihsel ve sınıfsal karakteri. Bu diğer 7 kitapla birlikte Kemalist Devrim üzerinde Türkiye'de yazılmış en kapsamlı çalışmadır. Evet. Evet. Kaynak yayınlarından. Kaynak yayınları Kemalist Devrim 8 kitabımız. Yani Doğu Perinçek'in yazdığı 8 kitap. Evet. Değerli izleyenler, Çıkış Yolu programının sonuna geldik. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek sorularımızı yanıtladı. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın İsmet Özçelik'le sorularımızı yönelttik. Bu haftaki programımızı Diyarbakırlı Celal Güzel Ses'in Kara Gözler parçasıyla kapatıyoruz. Ve Şubuz'un köylülerine, Diyarbakır köylülerine ve bütün Güneydoğu'daki köylülerimize ve bütün Türkiye'de müzik sevenlere ve Diyarbakırlılara gönderiyoruz. Evet, buyurun efendim. Yarim, ne bat yarim.